1,5 sene sonra Funda annesiyle ve burada abisiyle kavuşuyor. Gerçekten mi? Anne hiç boş uğraşma. O duyguyu benden sömürdün, bitirdi. Gerçekten İçimde mi? Hiçbir duygu yok. 18 yaşındaki Funda 1,5 yıldır kayıptı. Serap Baköz bir günde buldu. Bir anneyim Funda. Niye benim arkamda durmadınız? Bazı şeyleri yaşadı Bercek. Abi diyor abi. Abi niye benim arkamda durmadın diyor. Ver cevap ver hadi. Cevap benim için. Yok değil mi, çünkü cevabınız yok. Neden kızım? Kızı mahvetmişsiniz ya. Ben sana birliğiyle. Ne yaptım? Timsah gözyaşları dökme. Sen konuşmak zorunda değilsin ama baban telefonda. Niye zarıyor? Ben onun sesini falan duymak istemiyorum. Gerçekten cinlerim tepeme çıkıyor ya. Ağlıyor musun? Ne yapıyorsun? Ya bırak ya. Timsah gözyaşları. Hayallerin var mı? Hayallerim yok. Ya bende hayal mi kaldı abla ya? Bak sen Funda'sın, sen de babanın kızısın. Ben zaten Funda'yım ama o eski Funda değilim. Biraz daha. Hocamın ilk eşinden iki tane çocuğu var. O çocuklara bu zamana kadar hep kayınvaliden baktı, büyüttü. Büyük oğlum, torunum evden, gece evden çıkıyordum. Kötü alışkanlıklara alışacak diye devlet yurduna verdim. Anne olduğu şimdi mi aklına geldi? Öz annesi yurttaki çocuğu alacağım demiş. Hayatı boyunca bakmadığı çocuğa şimdi mi bakmak aklına gelmiş? Eski gelinim ne zaman annelik yapmış ki şimdi torunum istiyor. Öz annesi üvey oğlumu alamaz. Necda Hanım, bir kere üvey oğlumun velayeti babada. Sen neyin hayalini kuruyorsun? Torunumu alıp dilendireceksin. Hiç heveslenme. Gel buraya karşıma çık, konuşalım. Yıllar sonra nasıl çocuğu istiyorsun? Biraz daha. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından her gün olduğu gibi bugün de en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimize. Ve çok güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Yuvanızda bolluk, bereket olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Sevgili seyirciler, Allah iyilerle karşılaştırsın hepimizi efendim. Cümlemizi ve cümlemizin evladını. Evet, değerli uzmanlarımız, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey, hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum. Bugün efendim takip ettiğiniz konularla ilgili gelişmeler var. Onları ekrana getireceğim zaten. Emine Çilköse dosyasıyla ilgili de bazı ipuçlarına ulaştık. Ses kayıtlarımız var. Efendim bazı itiraf niteliğinde yeni beyanlar var diyeyim. Kimden? Kız kardeş Hüsne'den. Evet, bugün ilk konum ama bir kayınvalide gelin. Neden buradalar? Şimdi Rana ile Çağlar eskiden çocukluk aşkı, gençlik aşkı. Sonra gidiyorlar, başkalarıyla evleniyorlar. İkisi de bir sebeple ayrılıyor, boşanıyorlar ve sonra birlikte bir evlilik yapıyorlar. Doğru mu Havva Hanım? Evet. Evet. Buraya kadar her şey normal. Fakat Çağlar'ın öncesinde iki çocuğu var. Rana'nın bir çocuğu var. Rana ile Çağlar'ın da ortak bir çocukları var. Yani evde 5 çocukla yaşıyorsunuz, dunuz. Kayınvalide, işte gelin, oğul derken onları buraya getiren sebep aslında Rana bir üvey anne. Çağlar'ın eski eşinden olan çocuğu sebebiyle bir üvey anne olarak burada. Bakalım hikayeleri neymiş, anlatsınlar. Hocamın ilk eşinden iki tane çocuğu var. O çocuklara bu zamana kadar hep kayınvaliden baktı, büyüttü. Büyük oğlum, torunum evden, gece evden çıkıyordum. Kötü alışkanlıklara alışacak diye devlet yurduna verdim. Anne olduğu şimdi mi aklına geldi? Öz annesi yurttaki çocuğu alacağım demiş. Hayatı boyunca bakmadığı çocuğa şimdi mi bakmak aklına gelmiş? Eski gelinim ne zaman annelik yapmış ki şimdi torunum istiyor? Öz annesi üvey oğlumu alamaz.
Necda Hanım, bir kere üvey oğlumun velayeti babada. Sen neyin hayalini kuruyorsun? Torunumu alıp dilendireceksin. Hiç heveslenme. Gel buraya karşıma çık, konuşalım. Yıllar sonra nasıl çocuğu istiyorsun? Şimdi. Efendim, iki sevgili aslında aynı kaderi yaşamışlar. Zamanında evlenememişler. İkisi de başka evlilikler yapmış. İkisinin de boşanma sebebi iddiaya göre ihanet. 2010 yılında Çağlar boşanıyor. İki çocuğu var Necla'dan. Sen ne zaman boşandın Rania? 2013. 2013'te de sen boşanıyorsun. Senin de bir tane çocuğun evet. var. O zamanki eşinden, Şuayb'den. Siz niye ayrıldınız? Niye evlenemediniz o zaman Çağlar'la? Biz Çağlar'la o zamanlar fazla şey değildi. Yani 2010 aslında 2011 yılında sevgiliydik. 2014 yılında sevgiliydik. Hayır. Pardon, daha geri. Kafam karıştı pardon. Rana, ne sen evlenmiştin ne Çağlar evlenmişti. Yok evet. İkiniz de bekar, genç sevgililerdiniz. Niye ayrıldınız? Ayrık o zaman daha küçüktü belki. Evet, evet. Sonra evlilikler yaptınız. Boşandınız ikiniz de ihanet sebebiyle. Evet. Sonra yollarınız nasıl kesişti? Tekrar nasıl bir araya geldiniz? Bir gün Orta Camiri bayırından çıkarken kucağımda çocuk vardı Efe. O da oradan bakıyordu. Geldi aldı kucağına. Sevdi. Sonra evlenebiliriz falan dedik. Hemen ayak yok, hemen değil, birkaç zaman sonra, bir hafta anladım. Sonra falan. Yani yıllar sonra hani kadar. Alışkınız evet. oluyor bazen. Evet böyle evet şeyler. Böyle şeyler o duyduğumuz için şaşırmıyoruz da. Peki. Yani yıllar sonra kaderiniz tekrar buluşturdu sizi. Evet. Ve Havva Hanım, şimdi sen iki gelin vardı sende. Biri Necla, sonra Rana oldu. Evet. Hangisini en çok sevdin? Bunu sevdim. Öyle mi? Öbürünü evet. niye sevmedin? Onu da sevdim ama değer vermedi bana. Öyle mi? Bıraktı gitti çocukları. Çok ağladım, çok üzüldüm. Başka adama mı gitti? Bilmiyorum ki. İhanet için yüzünden ayrılmışlar da o yüzden hani. Bilmiyorum başka adama mı gitti bilmiyorum. Bu çocukları bıraktı. 2010 yılında boşandılar. Evet kızım dedim bırakma dedim. Ben sana bakarım dedim bırakma. Beni öldükten kendine yaparsan yap dedim. Yok dedi ben beklemem dedi. Çekti gitti. 2010'da gitti. Gitti. 12 sene önce. Bu 12 senede. İki tane çocuk var. Bu çocuklardan küçük olanın velayeti anneye verilmiş. Annede. Büyük olanın 16 yaşındakinin babaya verilmiş. Babada. Ama iki çocuk da sende büyümüş. Ben büyüttüm. Anne istemedi mi velayeti olan çocuğu hiç değilse? İstemedi. Kuruş para da yemedi. Kuçuğunu Ramazan'da böyle geldi. Doğul gelecek artık geldi kapını onu bırakmış. O yavrumu kucağımda kayınım da var yanımda. Kuçuk kayınım. Yanımda. Oğlum gelecek, oğlum çarşıya gitti, kucağıma oturttum. Doğul gelene kadar kucağımda benim uyku aldı. Uyuyunca lattım içeri. Kapın bu 12 oldu. Senede çocukların annesi Necla, Havva Hanım kaç kere gördü çocuklarını? İki yol gördü. İki kere? İki kere. Bu yalvarmış. Gel demiş. Üvey anne arıyor. Evet. Okula kayıt olamadı. Söylesin. Bir sene boyunca okula gitmedi. Geç gitti. Neden? Ben aramasam gene gitmeyecekti. Kayıtını anne gelip yakadın? Kayıt... Velayet onda. Velayet onda olduğundan. İnternetten buldum numarasını, ulaştım. Yalvara yalvara bu çocuk dedim. İkinci sene bu sene de gidemeyecek dedim. Öylelikle geldi yalvara yalvara. 9 günde kaldı. Sizin evde kaldı. Evet. Sen de varsın ben evde. De varım. Bu da var. Gitme bu. Dedim ağlıyorlar. Yeter ki biraz vakit geçir dedim yani çocuklar. Çocuklar için bu. Sen kocanın eski karısını eve evet. davet ettin. Evet. Çocuklarıyla vakit geçirsin diye 9 gün kaldı gitti. Evet. Sonra bir kere daha gördü diyorsun. Eşimin bile haberi yoktu gizli yaptım yani. Eşin neredeydi o arada? Cezaevindeydi. Ha. Haberi dahi yoktu. Anladım. Ben gizli gizli şey yaptım buldum numarayı. İkinci seferde ortaokula kayıt olurken yalvara yalvara geldi. Onda da çocuklar, Sıran abla söylesene bir gün kalsınlar dedi. Bir gün yalvardım, kaymakamlıktan çıktı, ben gidiyorum dedi, gitti. Kalamam dedi, aynı arabayla gidiyorum ben aynı dedi. Aynı arabayla gideceğim dedi. Durmadı. Durmadı. Rana, yarım saat bile. Ayrılma sebebini söyledi mi sana? Şimdi iki tane kadın, evde senin eşin yok,
Onun da eski eşi o. Mesela oturup onu konuştunuz mu? Mesela Çağlar ne yapmış olabilir Necla'ya? Çekiştirdiniz mi ben adamı? Ben ihanet diyebiliyorum. Çünkü çıkıp gidiyormuştu. Yani bir bayan normalde de hani çıkıp gidiyorsa zaten. Yani gidiyormuştu ve de boşandıktan sonra dahi annesi aramış. Yani çocuk ondayken bakıcıya çocuğu bırakıp gidiyor. Evde tek başına mı bir şeyler olmuş. Ondan sonra da git diyor. Bir davaları oluyor orada yani. Adamı hayır Rana, bir adamın eski eşiyle yeni eşi 9 gün aynı çatı altında kalıp ne konuşur mesela? Nasıl, ne sohbet ettiniz? Çok merak ettim. Arkadaş gibi mi davrandı? Arkadaş gibi, evet, aynı arkadaş. Evet, öyleydi. O da sana öyle davrandı. Arkadaş gibi davrandı. Geldin ya dedim, ben teşekkür ederim dedim. Sevindim geldiğine çünkü çocuklar çok bekliyorlardı, şey yapıyorlardı. Çocuklar seni çok seviyor anladığım kadarıyla. Seviyorlar. Seviyorlar gene. Yapıyorlar. Anneyi de çok beklediler. Bekledikleri için anne de gelince ben çok teşekkür ettim yani hani. Helal olsun sana. Şey yaptım. 12 senede iki kere gördü. Peki şimdi çocukları Havva Hanım. Anne gittiğinden itibaren sen büyüttün. Ben 12 sene yani. Evet, şu halime baksana. Ben büyüttüm gece gündüz. Birini 5 aylıkken bıraktı. Kuşçuğun 3 yaşını bıraktı kapına o ne. Şimdi Havva Hanım'ın yani işte Çağlar'ın ilk eşinden Necla'dan olan iki çocuğundan 16 yaşındaki erkek çocuğu değil mi? Evet. Erkek çocuğu biraz haylazlık yapıyormuş. Evet. Ne zaman yurda verdiniz onu? Kim verdi bu bir kararı? Bir hafta oluyor mu? Daha bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Bir anne, hafta önce. Niye anne verdiniz? Anne dedi. Anne dedi. Gel etme dedi. Ben ve dürtmüyorum. İki gözlerim iki fuar. Anneciğim dedi. Geldi. Yalvarıyorum sana dedi. Ben cezaevine girersem dedi. Bu kötü ahlaklara, kötü huylara alışı dedi. Öğretler bunu dedi. Burası iyi değil dedi. Bu kışla dedi. Oğlum ne olursun dedi. Senin başını iller, ben ona üzülüyorum ana dedi. Ben senin için yaşıyorum zahdi dedi, anne dedi, oğlum. Tamam da bu 16 yaşındaki çocuk haylazlık ne yapıyordu da yuvaya verdiniz? Bu gece saat 1'de, 2'de iki kardeş kuçuğunu da yalaya. Bu şimdi kuçuğu bir yere gidemeyi bir haftan beri. Bunlara bakıyorum, babaları gelecek, korkuyorum babaları. Bana kahar edecek, neye yolladın diyecek, beni anlamayalar kızım bir ara gelince. Korkuyorum oğlum bu saate gelin. Yok. Bu saate gelin. Anne çocuklar nerede? Eve geldi mi diye. Oğlum bakkala gidiyoruz dedi ama bilmiyorum ki. Bakkala mı gidiyorlar? Aşağılara mı gidiyorlar? Kışla ya. Bilmiyorum. Yani anne, sen başına çocuğun kötü bir şey gelir. Evet. Kötü arkadaşlar edinir diye. Evet. Sosyal hizmetlere teslim etti. Evet öyle bir teslim hafta önce. Evet bir hafta oluyor daha. Daha bir hafta. Öyle olmasa Rana, baş edemediniz mi? Baş edemedim. Yok. Edemedik. Şimdi hadi diğer şeylerini boş verelim de okula gitmemezlik çok yapıyormuştu. Okula gitmedi, 10 gün okula gitmemiş. Bir de çok saf, ilaç kullanması gerekiyor. Saf dediğim çok temiz kaplı, her şey kanıyor. Hayır yani demek ki bir psikolojik sorunu evet, var. Evet, evet. İlaç verdiklerine var. Göre. Evet. İçiyorum deyip babaanneyi mesela kandırıyormuştu, yutmuyormuştu. Kandırıyor beni. Şey yapmıyormuştu, okula gitmiyormuştu. Geçen sene de devamsızlıktan kalıyordu. Gittim yalvardım şöyle böyle falan. İkinci sınıfa geçirdiler ama bu sene tekrar yapmış. Ama bir hafta önce evet, sosyal hizmetlere verdiler. Evet. İddianıza göre 12 senede sadece iki evet, defa çocuklarını görmeye evet, gelen anne birden ortaya çıktı. Evet. Kimi aradı? Yurda gidince mi acaba öğrendi? Evet. Evet. Yurda bir gidince hafta, öğrendi, haber verdiler. Bir hafta öğrenmiş, önce öğreniyor. Nasıl öğreniyor ve kimi aradı öğrendikten sonra? Gelmiyoruz ki. Gece 2:30'da beni aramış. Efe'yi aramış. Küçük oğlunu. Evet. Ama sarhoşmuş. Zaten 2:30'da beni de 2:30'da aramış. Bunu evet, rahatsız ediyormuş. Siz uyuyorsunuz o saatte. Beni açma. Evet, uyuyordu. Kim diye hatta kimsiniz yazdım sabah. Cevap gelmedi. Sonradan cevap attı. Sonradan da oğluna Zeki'ye yurttakine mesaj atmış. Seni alacağım. 6 tane avukat tuttum. 7 tane. Rana'yla baban tencere kapak misali birbirini bulmuşlar. Kendi çocuklarını versin. Bir şeyler yazmış. 6 tane avukat tutmuş. Öyle diyormuş. Yok tutmamış. Ben adliyeden öğrendim. Hiç daha işlem yapılmamış. Kolundan mı tutmuş? Nasıl? Kolundan mı, yakasından avukat mı tutmuş? Tutmak da kötü bir tabir değil mi? Tövbe tövbe. Peki ne diyor yani? Çocuğumu nasıl yurda verirsiniz?
Ben onu alacağım mı diyor. Uçunu velayetini alacağım. Evet. Uçunu da alacağım yanıma. Şimdi büyüğünün Demek. Velayeti babada, küçüğünün velayeti annede. Ama küçüğü istemiyor şu anda değil mi? İsteme ya, arama babaannem yatıyor demiş, ben uyuyordum. Saat 11 miydi, 12 miydi küçüğü? Arama biz dedi, babaannem yatıyor, uyandım hadi. Şak diye kapattı telefonu. Necla o küçüğü de istiyor mu? Küçüğünü de alacaksın diyormuş, seni de alacaksın diyormuş Zekiye. Küçüğü ben gitmem diye, atarım kendimi babaanne diye. Kaç yaşında? Ben senden ayrılmam diye. 14. 14 yaşında tamam. Küçüğü. Peki ben evli mi babaanne bu diye. Eski eş? Değil de beraber olduğu biri varmış ya sanırım. Siz şimdi ne istiyorsunuz Havva Hanım, Rana? Efe'nin de velayetinin. İstiyoruz. Babaanneye geçmesini. Küçük zaten. Çocuğun da. Küçük, evet. Ben zaten hep baktım. Babaanneye derken velayet babada değil mi? Babaya işte yani. Babaya. Şimdi babaanne evet, büyüttü. Babaanne büyüttü. Evet. Şimdi ikisinin de velayetini babaanne evet. mi almak istiyor? Evet. 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 Baba nerede? Baba istiyor mu yani çocuğu? Baba istiyor. İsteyi o da istiyor. İstemez mi çocuğun isteği ya? Şimdi bu çocukları alırsa ya bir ay ya iki ay bekletecek bu çocukları. Ondan sonra bu çocukları dilendirecek. Aa. O karakter var. Yapar. Çocuklar peki küçük okuyor mu? Yapar. Okuyor. Okuyor. Evet. Dersleri de iyi. Uçuğu daha çok güzel okuyor. Yani 12 sene ortada yok. Yok. İki sefer gördüğü çocuğu yuvaya gidince... Büyük 16 yaşında evet. tabii. Yuvaya gidince birden kıymetlendi. Evet. Diyor ki ben seni oğlum alacağım yuvada yurttan. Evet. Küçük kardeşin de zaten velayetini alacağım. Evet. Diyor siz de buna engel evet. olmaya evet. çalışıyorsunuz. Engel olmayı ben vermem. Peki Çağlar'ın ablası yani kızınız. Çocukların da halası telefonda. Evet. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Şimdi... Anneniz büyütmüş, sizin de yeğenleriniz. Doğru evet, mu? Evet. Sizce Necla bunu hak ediyor mu yani çocukları 12 sene sonra almayı hak ediyor mu? Kesinlikle hayır. Ben 3 tane çocuk annesiyim. Ben onun yaptığının hiçbirini yapamam. Ve onda annelik duygusu kesinlikle yok. Yani annelik duygusu olsaydı zaten bırakıp gitmezdi. Büyüğü 5 aylıktı, küçüğü 3 yaşındaydı. Çocuklar yani perişan büyüdüler. Ha, ben evlenene kadar baktım yeğenlerime. Halen daha mesela ilgileniyordum. Ama benim de sorumluluklarım var. Benim de 3 tane evladım var. Ben asla Necla'nın bir anne olduğuna inanmıyorum. Anne olamaz yani o. Olamaz. Şimdi... Havva Hanım 12 sene dedi ama bir tanesi 14 yaşında olduğuna göre ve 3-5 aylıkken bırakıldığına göre aslında 14 sene olmuş bu Necla bırakalı çocukları öyle mi? Evet, evet daha önceleri de geliyordu, evet. Peki çok gider gelirmiş, nereye gidip geliyordu mesela? Hiçbir bilgimiz yok. Bilmiyoruz ki. En ufak bir şeyde tartışmada mesela bir tartışıyorlardı kardeşimle. Valizine dolduruyordu, benim kıyafetlerimi boşaltıyordu gardırobunda. Valizine dolduruyordu, çekiyordu, gidiyordu. Kaç gün kalıyordu mesela gittiğinde? En az kaç gün kalıyordu? En az bir hafta, 10 gün mesela. Döndü... Ondan sonra tekrar geliyordu veya bir ay. Döndüğünde Çağlar sormuyor mu neredeydin? Soruyor. Annemin oradaydım, annemin oradaydım diyordu. Oradan geliyorum diyordu. Gittiğinde ama kayınvalide aranır. Mesela ne bileyim sizde mi Necla anne diye kimse aramıyor muydu arıyoruz, arkasını? Arıyoruz bazen ben de yok diye dayısının yanında diye annesi. Serap Hanım efendim? Zaten bu anne anne baba birbirlerine hani bağımlı değillerdi zaten bunlar. Bir bağlılık yok aralarında yani öyle Kesinlikle mi? Kesinlikle yoktu. Asla ben çok gözümle şahit oldum. Bekarken gittiğimde orada kaldım. Anne yani sürekli mesela... şey yapardı, onu uyarırdı. İşte akıllı ol kızım, şöyle kızım, böyle kızım. Ama ben kötü görümce olmamak için kesinlikle hiçbir zaman hani her konuda onun yanında oldum. Her konuda. Sıkıntısı olurdu bana söylerdi. Ama gerçekten yani bilmiyorum ya o anne olamaz yani. Peki boşanmalarının yani. Sebebi ihanet mi gerçekten? Evet, evet. Benim kardeşimi buradan Zonguldak Ereğli'den çağırıyorlar. Annesi beni arıyor. Necla'nın annesi.
Diyor ki işte diyor Rana, şey, Necla'nın diyor başını tutamıyorum. İşte akşam sabah nereden geldiğini bilmiyorum. Aa. İşte şöyle böyle beni doldurdu. Ben eşimle bir de küçük çocuğum vardı. Tuttum gittim orada kardeşimi çağırıyor. Kardeşimin başını belaya sokuyor. Kardeşim bir tane erkekle yakalıyor bunu arabada. Tabii hazmedemeyince ne oluyor bu sefer? Şey yapıyor. Bıçak falan oluyor. Evet. Ondan sonra da tabii cezaevine giriyor. Biz buradan gidiyoruz. Hiç değer falan. Mi? Değer yani. Mi? Yani orada onu gördün. Bırakıp yürüyüp gideceksin. Niye belaya sokuyorsun başını? Hadi, şu niye bir insanı bıçaklamış, ama, yaralamış ama oluyorsun değil mi? Serap Hanım. Ya genel olarak söylüyorum bunu. Genel olarak yürüsün gitsin böyle bir durumda erkekler ya. Onu öldürmeye üşmüş, onlar öldürmeye ikisi. Sonra ne ya oldu? Tabii boşandılar. Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra zaten ama Necla'nın annesi çağırdı benim kardeşimi oraya. Ben kızımın başını tutamıyorum. Gel sen tut dedi yani. Yani evet, tabii, evet. Resmen kardeşimi şeye attı yani böyle. Ama kadın bayağı kızını şikayet ediyor. Yani şikayet ediyordu. Sana ihanet ediyor demeye getiriyor. Ben tutamıyorum. Evet. Demeye evet, getirmiş evet, yani. Evet, peki Necla, Necla telefonda. Ha. Alo. Alo. Merhaba Necla. Merhabalar Serap Hanım. Necla sen bu çocukların daha doğrusu bir tanesini zaten velayeti sende, diğerini de istiyormuşsun. Peki velayeti sende olan küçük çocuğun şu an 14 yaşındakini niye 12-13 senedir yanına almadın sen? Velayet sende. Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Az önce halaları yani Dilek Öçal Hanım, Dilek Güney canlı bağlantıda dedi ki boşanmadan önce benim ihanetlerim olduğunu, bıçaklanma olayının boşanmadan önce olduğunu söyledi. Ben 2011 yılının Mart ayında boşandım. Bıçaklanma olayı 2012 yılında gerçekleşti. Ve o zaman da hayatımda Rana Hanım vardı. Ve benim annem dedikleri gibi tamam, hani bir umut çocuklarınız var, birleşin, konuşun, anlaşın gibilerinden. Ve Rana Hanım bir yıl sonra benimle beraberken mi seninle görüştü, bu olaylar oldu diye hesapta bulundu. Hayır. Ben de evet dedim, kendisi biliyor. Hayır, ve ben bel fıtığından ameliyat geçirdim. Daha sonra Zonguldak'a hamileyim ben o zaman. Girişlerim de var. Lütfen sözümü kesmesin lütfen. Rana müsaade et. Evet. Lütfen. Ve ben boşandıktan sonra doğal olarak benim boşanma sebebimde zaten eşimin alkolik olması, çalışmamış olması, sürekli şiddet gördüm, dayak gördüm. Ve benim evden kaçmalarım bunlardı. Ve benim kayınvalidime ben kendim gecenin saat 1'inde hatta halaları gelmişti. Ben çocuğumu uyuttum. Anne dedim hakkını helal et. Ben dedim gitmek zorundayım. Ve gittim. Sonra geldi bu olaylar çıkmadan. Anlaşma olarak ben dedim boşanmak istiyorum. Ve kabul etti. Ertesi gün gittik. Büyüğünün velayetini kendisi istedi. Küçüğünün velayetini de sana veriyorum. Ben bakabildiğim kadar baktım. Yalnız yaşayan bir insanım doğrudur. Benim ailem burada yok. Maddi desteğim olmadığı için ben mecburiyetten gittim. Küçük çocuğumu, velayet olan çocuğumu da abisinin yanına bırakmak zorunda kaldım. Ve babaannelerine dediğim tek kelime şu. Abi kardeşlerim beraber büyüsünler dedim. Peki Necla? Burada benim suçum, ihanetim nerede? Ve ben şu anda büyük çocuğum bana ulaştı. Ben ulaşmadım. Peki Necla? Instagram'dan sosyal sayfamdan bana mesaj yazdı. Anne senin olanlardan haberin var mı? Hayırdır oğlum dedi. Bana numaranı verir misin dedi. Ben de insaniyet namına sonuçta çocuğum annesiyim. Verdim. Anne dedi beni dedi babam dedi. 3 gün oldu dedi. Yurda bıraktı dedi. Cezaevine girişi gelmiş. Daha önceki suçlarından dolayı 10 günlük bir ceza kesim varmış. Annesine de dedi tek kelime şu olmuş. Benim çocuğumun bana anlattığı bu. Anne dedi, babam dedi, ikisi dedim sana dedi dert olur, başına şey olur dedi. Ben dedi bu çocuğun bir tanesini bırakacağım demiş. Hatta kayınvaliden babaanneleri demiş ki yapma etme bilmem ne demiş. Ama sonra da demiş ki meslek sahibi olursun demiş. İyi demiş. Ben direktmen çocuğumu alacağım demedim. Ben çocuğuma şöyle bir sunum yaptım. Ha, gecenin saat 2'sinde 2.30'da aradım mı aradım. Sarhoş filan da değildi. 7 tane avukat tuttun mu peki Necla?
6 tane avukat tuttun mu? Asla asla. Ben bir sadece Rana Hanım'la bir mesajlaşma yaşadım. Bir saniye mesajlaşma yaşadım. Zeki. Kendi aranızda konuşmayın. Evet. Ben dedim ki beni bir daha dedim rahatsız etmeyin. Şimdi mi aklınız başınıza geldi dedim. Çok dedim o kadar kolaysa Çağlar'la beraber dedim ortak çocuğunuzu dedim yurda bıraksaydınız dedim. Neden dedim beni rahatsız ettiriyorsunuz? Sürekli ben şöyle bir şey var. Ben sadece Rana Hanım aramadım. Çocuğumu da aradım, yurdu da aradım. Benim telefonlarım da vardı yurtta. Geceniz peki Necla daha... sen bu kadar alkol problemi olan, bu kadar şiddet yanlısı bir babaya iki çocuğu nasıl teslim ettin? Ben ona teslim etmedim. Zaten kendisi evlenmişti telefonu. Hayır. Ben bırakıp gittim bıraktım. Ya. Babaanne canım, babaanne ne kadar hayır, bakar? Babaanne zaten ben çocuklarımı, torunlarımı bırakmam dedi. Ama benim de dayanacak gücüm kalmadı. Serap Hanım ben bitmiştim ki. Benim bir gün gözümün sol tarafı mor. Burnum kırıldı. İşte çocuklarına benim da şiddet uygulayabilir diye. Bu çocukları nasıl koruyacağım diye. Niye oraya bıraktın? Belki adam sen gittin diye iyice çileden çıkacak. Çocuklardan ayrıca olacak hırsını. Serap Hanım ben benimle gitmem alakası yok ki. Ben boşanmışım. Çocukları niye bıraktın diyorum. Ben boşanmamla ilgilenmiyorum. Vermedi. Vermedi. Evet vermedi. Kayınvalidini düşünerekten bırakmak zorunda kaldı. Hayır ya velayetini aldığın çocuğu bile almamışsın ya Necla. Onu bile bırakmışsın. Kapının önüne neye bıraktın? Kapının önüne Ramazan'da. Necla Hanım şey kapının Havan. Kapının önüne mi? Kapının önüne bıraktın da gittin Ramazan'da. Serap Hanım. Efendim? Şimdi az önce ben bir şeye şahit oldum. Ben onların yetkisi olmadan düğünün de velayetini almak istiyormuşum. Evet. Böyle bir yorum duydum az önce ben. İzlerken. Burada yanlış bir anlaşılma var yalnız. Ben çocuğumun velayetini babası demiş. Annen seni almak istiyorsa her türlü imzayı veririm demiş. Ve benim çocuğum öyle bir doldurulmuş ki benimle WhatsApp'tan yazıştıklarım beni silmiyor. Kendi yazdıklarım hepsini silmiş. Bunu yapan benim büyük Necla, oğlum. Necla bana küçük oğlunun ve büyük oğlunun hangi rengi sevdiğini, hangi yemeği sevdiğini, hangi çizgi filmden hoşlandığını, geçirdiği hastalıkları, bunları bir sayar mısın lütfen? Sadece benim büyük oğlumun astım bronşiti doğuştan olan. Doğuştan olduğu için biliyorsun. Evet. Hangi yıllardan beri her ay zaten hastanelik olduk. Bunları kayınvalidem çok iyi biliyor. Benim de kayınvalidem biliyor zaten. Sen biliyor musun diye soruyorum. En sevdiği evet, yemeği biliyorum. Mesela. En sevdiği yemek, en sevdiği renk, giymekten en hoşlandığı ne bileyim mont, kazak. Bir şeylerini söyle. Çocuklarının özel zevklerini söyle bana. Telefonum bilmiyorum. Açıkçası söyleyeyim. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi biraz önce dedi ki oğlum yurda gidince sosyal medya üzerinden telefon bana ulaştı. Yok. Yani oğlunun telefon numarası yok. Yani sen hayır, oğluna hayır, ne, nasıl ulaşır? Hayır sen çocuklarına bir saniye Necla bir saniye lütfen. Sen çocuklarına nasıl ulaşıyordun? Nasıl iletişim kuruyordun? Çocukların sende numarası yok. Çocuk sosyal medya üzerinden sana ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor ve sen o yazıyı dikkate alıp da numaranı gönderiyorsun. Şimdi siz ilgili bir anne olduğunuzu düşünüyorsunuz velayeti alma noktasında şimdi. Peki ben şu anda zaten iddia etmiyorum ki velayetini alacağım diye. Hani ilgili bir anne misiniz? Hiç ilgili bir anne gibi görünmediniz gözüme. Karakaş bize 1,5 yıldır kızının kayıp olduğunu, en son Mart ayında aradığını ve ben pişmanım ama geri dönemem dediğini söylemişti. Ve hayatından da endişe ediyordu açıkçası. Ve oğluyla birlikte, Aydın'la birlikte gelmişti. Biz de bir gün içerisinde zaten Funda bize ulaştı, televizyonda izlemiş, kendini ifade etmek için geldi. Dün yarım kalan bu yüzleşmeye bugün devam edeceğiz. Funda'nın kamera arkasında arkadaşlarıma söylediği bazı şeyler var. Onları bir konuşmak istiyorum. Çünkü ben okuduğumda gerçekten çok üzüldüm. Bir yani o zaman 17 yaşında, 16 yaşında hatta 16 yaşındaki bir kız çocuğuna neler yapılmış, neler söylenmiş bunları bir konuşacağız efendim. Bir buçuk sene sonra Funda annesiyle ve burada abisiyle kavuşuyor. Gerçekten mi? Anne hiç boş uğraşma. O duyguyu benden sömürdün bitirdi. Gerçekten. Hiç
İçimde hiçbir duygu yok. 18 yaşındaki Funda 1,5 yıldır kayıptı. Serap Baköz bir günde buldu. Tabii bu nasıl... anneyim Funda. Ya benim arkamda durmadınız bazı şeyleri yaşadı Berce. Abi diyor abi. Abi niye benim arkamda durmadın diyor. Ver cevap ver hadi. Cevap benim için. Yok değil mi çünkü cevabınız yok. Neden kızım? Kızı mahvetmişsiniz ya. Ben sana ne yaptım? Timsah gözyaşları dökme. Sen konuşmak zorunda değilsin ama baban telefonda. Ne yazarıyor? Ben onun sesini falan duymak istemiyorum. Gerçekten cinlerim tepeme çıkıyor ya. Ağlıyor musun? Ne yapıyorsun? Ya bırak ya. Timsah gözyaşları. Hayallerin var mı? Hayallerim yok. Ya bende hayal mi kaldı abla ya? Bak sen Funda'sın, sen de onun kızısın. Ben zaten Funda'yım ama o eski Funda değilim. Şimdi. Şimdi dün ben tabii kavuşma dedim ama bir kavuşma yaşanmadı. Çünkü sahiden Funda ailesine çok öfkeli. Bugün geldiği durumu, yaşadığı koşulları hep aile içindeki o şiddete, baskıya ve hakaret, küfre varan durumlara bağladığı için annesine dahi sarılmadı ama dün gece herkes herhalde şöyle bir şapkasını çıkarıp önüne koydu ve bir düşündü diye tahmin ediyorum. Karakaş, dün programdan sonra oturup ne düşündün? Sen de kendini suçladın mı? Senin de hataların var mı? Hatalarım yoktu. Kızım iyi bilir. Ben daima her zaman kızımın yanında. Öncelikle Serap Hanım, size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ekibinde çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben bugün çok mutluyum. Kızım bunun için. Mutluyum. Hiçbir şey, hiç kimse benim umurumda değil. Tek kızım. Yani eşinden, korkudan ya da ortada kalırım korkusuyla. Hayır, öyle bir şey kesinlikle. Eşini savunup, hayır, kızını ihmal etmiş. Hayır, ve öyle bir şey yok. Kucak açmamış olabilir misin? Hayır, kızım biliyor. Kızım gittiğinde, yurda gittin, onlar yüzünden ben hemen gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Eşime gittim, kızım yüzünde eşime boşama davasını açtım. Öyle mi? Evet. Şu kızım, an ayrıldınız mı siz? Hayır, boşama davamız var. Ayrı mı yaşıyorsunuz? Ayrı da bir sürü, ayrı yaşadı oğlum için, oğlum hastaydı Yusuf için, küçük. Şu an aynı evde yaşıyorsunuz aynı yani. Aynı evde yaşıyoruz. Ama siz galiba Funda'ya... Biz evleri ayırdık mı dediler Funda? Ne dediler sana? Ayrılar dedim diye biliyorum. Sen ben ayrılar diye biliyorsun. Evet. O zaman ayrıldılar. Biz evet, ayrıldık. Ondan sonra Yusuf'un hastalığı yüzünden yine birbirimizi bulduk. Annem ve kardeşimin hasta olduğu için onunla ilgilendiler. Ondan sonra birlikte yaşamaya devam ettik. Yani sen onların birlikte hala yaşadıklarını burada mı öğrendin? Burada öğrendim. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Üzüldün mü? Üzülmedim. Hani ayrı olsalardı annemle yaşardım diye geçirdin mi içinden? Hayır. Öyle mi? Şimdi biliyorsunuz bir sosyal medya olayı yüzünden 16 yaşındayken orada Allah aşkına o sosyal medyadaki olayda hani dayın seni işte takip ediyor, hakaretler ediyor vesaire. Orada yüz kızartıcı, utanç verici bir şey var mıydı Funda? Ne oldu? Hayır, yoktu. Yoktu. Yoktu, kesinlikle yoktu. Öyle bir insan da değilim. Zaten eğer öyle bir şey olsaydı açık açık söylerdim zaten. Yalana gerek yok. Yalana gerek yok yani. Şimdi demişsin ki o akşam işte o meşhur olayın olduğu gün babam beni o videoyla ilgili, çünkü baban da içeriğini bilmiyor. Amcan söylüyor ona, senin kız fena işte şöyle böyle hakaret küfür ediyor. Babam saçımdan çekti, sürüklemeye başladı. Annem beni babamın elinden aldı, diğer odaya geçtim. Diğer odadayken babam bana hakaret etmeye başladı. Doğrudur. Bu kız işte o iğrenç kelimeyi kullanmış. Haberimiz yok, ben bunu öldüreceğim, artık evde, bu evde istemiyorum dedi. O akşam annem ve babam evde kavga etmeye başladı. Ben bu yaşananlara dayanamadım ve evden çıktım. Evden ayrıldıktan sonra Sancaktepe Karakolu'na gittim, ifade verdim. Polisler annemi aradı ancak annem o an polislere beni tanımadığını söyledi. Sen biliyorsun Serap Hanım. Orada yıkıldın herhalde sen. Evet, yıkıldım. Yıkıldım, o an oradaydı yani.
dedin. Kızım yani sen saatlerce ağladığımı hatırlıyorum yani. Saatlerce ağladığımı hatırlıyorum. Sen medet umdun annenden. Evet. Gelir destek öyle olur. Değil. Evet, ben öyle zannediyorum. Öyle değil, sen Funda öyle değil. Doğruları konuş kızım. Seni doldurmuşlar biliyorum. Ben yalan söylemiyorum. Onu. Öyle bir şey değil. Yalan, peki o zaman öyle bir şey değilim. Yoksa polisler seni aradığında tamam, niye karakola gitmedin? Funda biliyordu, ben ruh sağlığım iyi değildi. Ben, yani polis ikna ettikten sonra anca geldi. Yani gelmiyordu kendisi. İşte polis abi sen işte gelmiyorsan zorla getiririz seni. Sıkıntı yok dedi. Ondan sonra annem geldi. Ruh annem de babam da geldi. Da. O kızın da ruh sağlığı yok, bozuktu ve 16 yaşındaydı. Serap Hanım, ben hamileydim. 8 aylık bebeğim karnımda öldü. Hmm. Ben çok şey yaşadım. Funda da iyice biliyordu. Ben kendimde değildim hani. Biliyordu Funda. Peki Funda, iki senedir değilim. Aşağı yukarı evde yokum. Evde yoksun. Nereden para kazanıyorsun? Kimle yaşıyorsun? Nasıl bir hayatın var? Bulaşıkçılık yaptım, evlere temizliğe gittim demişsin. Evet. Ama bir taraftan da günlüğü 1000 liradan ev tutuyorum. Böyle bir para kazanmak mümkün değil. Çok zor yani. Söyleyeyim ben size. Yeri geldiğinde aç kaldım, yeri geldiğinde tok kaldım. Yani bir hafta yemek yemediğimi hatırlıyorum. Seni annem size var. Söyleyebilirim sokakta yani. Sokakta mı yattın evim yani? Var. Hayır. Ben yaklaşık 6-7 ay önce arkadaşımdan kaldım. Yani yurttan önce arkadaşımdan kaldım. Kendimi biraz toparladıktan sonra işte yeni bir hayat. Hani belki nasıl, belki güzel olur. Belki benim için bir başlangıç olur. Yavrum günlük 1000 liralık ev tutulmaz. 30 bin lira kira ödemek bugün herkesin harcı değil yani. Nasıl öyle? Nasıl yapabiliyorsun bunu? Çalıştığım iş yerlerde işte temizliğe gittim de orada yatılı da kalıyorum. Yani abladan rica ediyorum. Bir hafta falan ya da iki hafta falan yatılı kalıyorum orada. Yatılı kalmadığın zaman nerede kalıyorsun? Yatılı kalmadığım zaman da zaten sokaklarda oluyor zaten genel olarak. Sokakta mı? Evet genel olarak öyle. Nasıl sokaklar? Benim bir ailem var. Evim var, annem var Funda. Benim lisede konuştuğum kız arkadaşım var. Allah razı olsun. Değilsin. Onun yanında da gittim birkaç hafta. Yaklaşık bir buçuk ay falan orada kaldım tekrardan. Ama iki seneden bahsediyoruz bak. Ya öyle kendi hayatımı öyle ilerlemeye çalıştım. Zaten öyle sorunlar falan filan çalıştım. Sağda solda kalmış. Sağda solda zaten yani tanımadığım insanın yanına evine bile gitmişimdir. Hani bu bir buçuk senedir asla kötü insan karşıma çıkmadı. Bugün de çıkmadı. Yarın da çıkmadı. Funda eğitimine devam edebilirsin hala. Yaşın 18 ama... liseyi dışarıdan bitirebilirsin. Ben kızımı istiyorum. Abla, polis olmak istiyormuşsun. Bunu yapabilirsin. Tamam şu anda okul falan diyorsunuz abla. Artık gerçekten kafam kaldırmıyor hiçbir şey. Ben de okumak istiyorum. Meslek sahibi olmak, diplomamı elime almak istiyorum. Gerçekten istiyorum ama artık bundan sonra nasıl ilerleyecek, süreç nereye gidecek, nereye varacak bilmiyorum ama yani aklımda hiçbir şey yok. O heves gitti yani. Okuma hevesim yok. Peki diyelim ki Aydın'a kızgınsın, abilerine onlar arka çıkmadı diye. Senin küçük kardeşlerin var, onları da özlemiyor musun? Özlemez olur muyum abla? Yusuf dün seni izledi, o kadar ağladı dedi. Ben ablamı istiyorum, buraya gelmek istiyordu, ben getirmedim. Eminim, ben biliyorum zaten. Çok en küçük kardeşim beni seviyor. Zaten başka kimse sevmiyor beni. Herkes seni seviyor Funda. Herkes seni seviyor. Samet Mert izliyor seni, orada ağlıyorlar biliyorsun. Abilerinle ilgili olarak fikirlerin çok sert değil mi? Mesela Aydın bence çok üzülüyor ve sanki izah edemediği şeyler var. Yani, yani aramış ama bunu belki de bir şekilde bize açıklayamıyor, izah edemiyor. Sanki onlarla olan böyle sertliğin annen gibi olmasa. Ya da baban kadar sert bir insan olmasan. Babanı eleştiriyorsun ya. Aslında babanı eleştirdiğin nokta ve amcanı fazla agresiflikleri, işte ağzına geleni söylemesi, sert olmaları, mizaçları. Sen öyle olma. Evet. Niye sen baban gibi olmayı seçtin yavrum? Ben babam gibi değilim ki. Ben ama kimse gibi değilim. Hayır, onlara dünkü... Onlar zorluyorlar. Üslubun mesela o dün aradı ya. Baban. Biliyor benim sinirleneceğimi. Üstüme çıkmaya çalışıyor böyle hani yükselsin de sinirini hepsini söksün. Ağladı ama baban telefonda. Ben inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Ya benim babam beni seviyor mu? Hayır. Nasıl? Ya Allah aşkına gülüyorum ya.
Ben dün şok oldum. Nasıl yüzsüzce arayabiliyor ya? Ben yurttayken bile amcam yüzsüzce geleyim seni alayım. Yanımıza gel. Hadi ya. Sen kimi kandırıyorsun? İşte insanlar şunun farkında değil. Güven duygusunu bir kere yıkarsanız onu geri kazanmak çok zor. Önemli olan yıkmamak onu. Şimdi şu anda hayatında kime güveniyorsun sen şu an? Mesela hayatında kendine. Kim var güvendiğin? Bir abla, bir ne bileyim anne yerine koyduğun, abi yerine kim var? Bu iki yıllık evden uzak durduğun dönemde. Biri var ya. Böyle kanımdan canımdan değil ama biri var. Öyle mi? Dost dediğim insan var. Yani gerçekten. Büyük mü senden? Ne olursa olsun gerçekten hep arkamda durdu. Yani uzakta böyle. Olsak bile seni hep bana para gönderdi. Funda. Ben anneyim Funda. Öyle deme. Her zaman seni arkamda. Sen ne yaptın, ne ettin? Ben sürekli seni arkamda. Tek suçum tamam. Buydu. Peki bu kişi kadın mı? Evet. Ne zaman tanıştın? Bayağı oluyor ya. Bayağı oluyor. Yaşça senden büyük mü? Abla mı diyorsun? Ne diyorsun ona? Benden 2-3 yaş büyük. O sana nasıl para gönderiyor? Yani kendisi mi çalışıyor? Ne yapıyor? Hep buluşuyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Ondan sonra ne bileyim canım sıkıldığında, yani benim derdim olduğunda derdimi anlatıyorum. Yani abla dediğim insan zaten. Hani ağladık, ben onun omuzunda ağladım, dizinden ağladım. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela bugün buradan çıkınca ya da dün buradan çıkınca nereye gittin? Kimin evinde kaldın? Arkadaşımın evinde kaldım. Arkadaşın? Evet. Peki, şimdi bir arkadaşınla röportaj yaptık. O röportajı bir ekrana getirelim. Bizi aradı çünkü. Sunan'ın 1,5 yıldan beri gerçek ailesinden kaçtığını bugün öğrendim. Yani şok oldum yani onu televizyonda görünce. Ekrandaki kadın annesi ise bizimle tanıştırdığı annesi kimdi yani? 1,5 yıldır kayıp olan Funda bu süreçte nerede kaldı, nasıl geçindi? Ekibimiz genç kızın kayıpken tanıştığı Songül'e ulaştı ve bakın Songül neler anlattı. Funda ile ne zaman tanıştın? Funda ile 8-9 ay önce tanıştım bir iş yerinde yani. Son zamanlarda tabii çok hastalığı vardı, mide ağrısından duramıyordu. Kaç kere izin aldık gitti mesela. Funda'nın annem diye tanıştırdığı kişi kim? Funda ile annesi aynı iş yerinde sizinle beraber mi çalışıyordu? Yani annesiyle beraber çalışıyorduk. Ben, Funda, birkaç kişi daha çalışıyorduk yani. Bizim çalıştığımız annesiyle, şu bugünkü ekranda gördüm Funda'nın annesi bir değil. Alakası bile yok yani. Hayatında kaç tane annesi var? Hasta bir kardeşi olduğunu biliyordum. Annesiyle babasının boşandığını biliyordum. Ama o annesi bu annesi olmadığına göre demek ki hayatında kaç tane annesi var yani. Akıllardaki soru bu. Sokaklar hiçbir şey kazandırmaz. Funda iyi bir insan. Gerçekten kendi ayakları üzerinde duran bir insan. Hiçbir kötülüğü olmayan bir insan. İyi bir kız yani. Ben onu tanıdığıma çok memnunum. Gerçek ailesine gitsin yani. Sokaklar ona hiçbir şey kazandırmaz. Ben ailesine kavuşmuş. Yani ailesini de şu söylemek istiyorum. Yani onun arkasında her zaman dursunlar. Çünkü gerçekten Funda çok güzel bir kız yani. Kalbi gerçekten çok temiz bir insan. Funda, Songül'le çalıştığınız iş yeri neresi? Konfeksiyon. Konfeksiyon. Evet. Annem diye tanıştırdığın kişi kim? Şöyle söyleyeyim ben size. Senin annen burada Funda. Bir saniye. Senin annen ölmedi. Bir saniye açıklıyorum şu an. Açıklıyorum. Anne biraz sakin ol lütfen. Açıklıyorum şu an. Konfeksiyonda çalıştık biz. Yani yaklaşık birkaç ay falan çalıştım. Yani para ihtiyacımı karşılayayım, kendi ihtiyaçlarımı karşılayayım diye. Oradan da benim arkadaşımın annesi, Allah razı olsun, annesi olarak tanıtmamı istedim. Ben kendim istedim. Çünkü o zamanlar işte bu kızı sahipsiz falan sahip çıkmasınlar diye. Hani beni şey olarak sahipsiz zannetmesinler, zannetmesinler diye. Ben onlar rica ettim. Dedi ki kızım ben böyle bir şey yapamam dedi. Ya ben rica ettim yani birkaç hafta işte. İstemiyorum dedim. Abla işte benim annem zaten yok diye dedim. Yani kimse aramıyor, beni sormuyor zaten. Yurttan kaçmış tabii ki bir insanı kim sahip çıkabilir dedim Serap zaten. Serap Hanım benim komşum. Beni de yanlış hamle bağlamasınlar diye. Onların elinde mi kalıyordun peki? Funda niye böyle düşünüyorsun? Bana söyler misin abin olarak? Ben bunu söylüyorum sana. Anlamadım. Niye bunu düşünüyorsun? Arayıp sormadın diye. Aradığın vakit bilinmeyen numaralardan arıyorsun ve ulaşmamıza izin vermiyorsun sana. Evet ben izin neden, vermedim. Tam o zaman neden böyle düşünüyorsun? Niye, sadece annem sesimi duysun diye ben sadece yurttan çıktıktan 2 gün sonra annemi aradım. Sormuyorsunuz diyorsun. Tamam.
Nasıl ama arayıp soracaklar? Telefon numarası yok, adres ben yok. Ben istemedim, ben kendim hayır, istemedim. Ama o zaman tamam, niye arayıp sormuyorsun? Sormuyorsun diyorsun. Araştırdım. Bir şey bırakmıyorsun, telefon annem numarası bırakmıyorsun. Annem bana demiş ki sen nereye gidersen git. Ulaşamıyoruz sana. Bırakmıyorum. Tamam ben anne cana dedim, benim peşimi bırakmıyorum. Dünyaya sesimi tamam duyuracağım. Da. Seni peşini bırakmayacağım, ben sana dedim demedim. Anne bak biraz yaptım. Sakin ol ya. Tamam yap. Sesimi duyurdum, seni yap, çıkarttım. Yap. Başka programlara da çıkabilirsin, yap. Yolun açık olsun. Ben ondan ben değilim. Ben seni arkanda durmadım. Tamam duruyorsun anne. Benim işim ne burada? Tamam benim işim kızım ne? Kızım için. Ben var ya abla, gerçekten ben buraya gelmek istemiyorum. Gelmeyecektim. Sen Serap Hanım, onun arkasında bir sürü insanlar var biliyorum. Benim hepsi çıksın. Kim var? O zaman çıksınlar. Herkes, tamam, bir sürü çıksınlar. İnsanlar var biliyorum ben. Çıksınlar. Kim seni kandırdı, kim seni annelik yaptı, kim seni besledi bu kadar. Bu yaşa sana yatak yatırdı, destek yaptı. Nerededir, kimdir? Annesi, senin ailen mesela o kişileri var. Annenle tanıştırır mısın? Yani biraz daha şey yaparsa tanıştırırım. Niye tanıştırmayayım ki? Onlar yani sadece istiyor. Anneni. İşte sadece annemi tanıştırırım. Ha. Kimmiş o insanlar? Kimlerin evinde kaldın? Onun da bir anne olarak içi rahat etsin. Bunları tanıştırma konusunda bir sıkıntı yok yani. Yok. Niye sıkıntı olsun? Bir kötülüğe bana dokunmadı. Kim seni yurda kaçırdı, kandırdı, götürdü? Onu biliyorsun. Kızı... Kendin biliyorsun. Biliyorsun kimle sen o kızdan şey kaçtın. Kız arkadaşım kim? Kız arkadaşımın adı kimdi? Kimdi? Ne kim? Adı ismi neydi? Bahar değil mi? Evet. Bahar'ın yüzünden ben bu haldeyim. Evet. Bahar seni kandırdı götürdü. Bak Funda sen yatıda okurken ben yanına geldim. Sen böyle bir insan defalarca değildin. Defalarca ben Aydın'ın gittikten sonra çok beraber değiştim. Beraber gelmedik. Yolda. Annene karşı, bana karşı, kardeşlerine karşı. Değiştin ben, sen. Ben kendime eskiştim. Ben herkese konuşmak sinirliyim. Ben sadece dün öfkemi size kustum ya. Bak ya dün çok konuştum bak. Ben bir şey demedim. Doğru ya da yanlış. Sadece seni dinlemek istedim. Tamam. Ben de sizi dinliyorum. Şimdi beni dinle bak. Şimdi tamam dinliyorum. Annem, ben dün bak, ben programı bitirdim. Sıra sizde. Ben sizi dinliyorum aslında. Bütün fedakarlık yaptı bize bak. Ben de şahidim. Sen de şahitsin. Niye böyle anne davranıyorsun? He bir şey diyeceğim. Ben hiç fedakarlık yapmadım mı size? Tamam. Yapsaydı yerimiz, yurdumuz, evimiz, bakımız. Sen biliyordun şey gelecektin. Niye sokaklara gittin? Niye oraya gittin? Hayır, niye bir şey buraya diyeceğim gittin? Ya ben bir şey soruyorum şu anda. Siz namusunuz için yaşamıyor musunuz? Yaşıyor. Herkes namusu için yaşıyor. Tamam ben de kendi namusumu anne, yaşıyorum bak, şu anda. Niye benim namusum sen dışarıda ne var? Sen dışarıda Elan'ın ne var? Nerede geziyorsun? Nerede? Ya kusura bakma ailemde görmedim. Kime tanıştırıyorsun annen de? Annem burada. Şimdi dışarıda sahipsiz kalınca kimse kendisine yaklaşmasın, o tehlikeli insanlar uzak tutarsın diye birine lütfen sen benim annem ol öyle görün demiş olabilir. Bu gayet evet, normal bir davranış. Dedim. Hani dışarıda bunun bir ailesi var, benim annesi var, babası şey var, kardeşi var. Benim başıma bir şey gelmesin diye bundan rica ettim. Benim arkası var, arkası. Çünkü sizden göremeyince birini rol olarak oraya hayır, koydurmuş olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet, en azından nasıl kötü bir şey yapmadım ya. Avukat be ya. En azından hayatımda kötü bir şey sokmadım ya. Anladın mı anne? Yani sen bu aileye bir daha hayatın boyunca bu ailenin içine girmeyecek misin Funda? Korkuyorum. Nasıl? Neden belki baban aynı şeyleri, aynı travmaları, aynı şeyleri, aynı baskıları tekrardan görmeye korkuyorum baba, ben. Kimi? Babadan. Benim mi? Yoksa kardeşlerinin mi yoksa babanın mı? Hangisini? Babada artık söz hakkı yok Funda. Artık bitti. Artık o şeyler... Belki baban da ders almıştır. Bak bir aslında baban çok kötü eve bir insan geliyor dedi bak. Bak ben söyledim. Ve her dediğim şey, insan eve mi geliyor? Anne bir dakika ben konuşalım. O evde yaşıyor evet. Anne. Nasıl evde yaşıyor? Bana öyle söylemedin. Tamam biz ayrıydı. Tamam olabilir. Ayrıydınız. Bana ayrıydınız dedin. Evet. Eve gelmiyor dedin. Evet. Nasıl eve geliyor? Yusuf hastaydı. Sen dün dedi annem yalandı ki böyle dedi. Şöyle dedi. Öyle dedi. Gerçekten küçük kardeş. Sus, öyle şeyler dinle, söyleme. Öyle şeyler söyleme. Yani damarıma basıyor. O adam oradayken ben gelemem asla. Ölürüm daha iyi ya. Funda bak sen, sen beni tanıyorsun değil mi? Ben seni tanıyorum. Ben bak doğruyu doğruyu şey derim tamam mı? Yanlışı yanlış değil. Bir dakika. Tamam. Bahattin Bey merhaba. Tekrar aradı ya. Bahattin Bey. Bahattin Bey. Alo. Sesi gelmiyor. Yani sen diyorsun ki Aydın. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Hayır. Ben evdeyim diyorsun. Evet. Annem, babamın artık eskisi gibi söz hakkı yok. Babam
da belki bundan bir ders çıkardı. Yani eve gelirse hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey güzel olacak diye Funda. Yep. Sana ailen böyle bir... Sesim geliyor kızım mu? Bahattin Bey, Bahattin Bey. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ya ben tabii kim evladını atar? Ya ben kızımı seviyorum, her zaman kızım arkasındayım. Senin kızını sevdiğine kızın inanmıyor. Ya ben ya bir insan evladını atar mı ya? Atar atar, merak etme. O kadar güzel atar ki çöp kenarını bile bırakır. Biliyorum senin olduğunu. Seni seviyoruz yani. Evine ya gelin. Bırak işleri, kandırma insanları ya. Her zaman senin yanındayım yani. Şimdi bak, Allah aşkına bir şey diyeceğim. Ya seni kardeşleri mi dolduruyor seni? Seni çok seviyorum da bak evine diyorum. Şimdi Bahattin Bey, sen de İstanbul'da yaşıyorsun. Uzak bir yerde değilsin. Dün 2 sene sonra kızını bulduk. Buraya geldi. En azından bir sarılma umuduyla, görme umuduyla dahi kalkıp şuraya gelmedin mesela. Bu mu sevgin senin? Özlemedin gelemez mi yani? Niye gelsin ya? Mesela bu bir. İki, bu kızına yakıştırdığın kelime var ya, insan bunu hakikaten kimseye söyleyemez. Ben sen ya, benim kızım değilsin. Bu evden hayatta, git. Hayatta öyle bir şey diyemem. Hayatta asla diyemem. Sen de orada yalan söylüyor. Ben de orada öyle bir şey babası öyle demedi. Yani. Sen babamı mı koruyorsun şu an? Evde gideceksin öyle bir şey demedi. Sen babamı mı koruyorsun şu an? Kurumuyorum kızım, gerçeği söylüyorum. Niye? Peki, gör karın da seni koruyor. Gör. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Evet, tamam. Ama şunu söyledin. Benim söylediğim hepsi yalan o zaman. Karakaş şunu söyledin. Evde kocam, benim öyle bir kızım yok korkak diyor ya, 2 senedir. Evet öyle diyor ama o zaman o güne de demedi. Hayır, kızını 2 senedir kovmadı. Benim öyle bir kızım yok diyormuş adam. Evet öyle diyorum. Bak işte karın da yalan mı söylüyor? Ya Serap Hanım, böyle bir kızım yok diyor. Polis ya anneyi şey arıyor. Anne de diyor ki ben tanımıyorum o kızı. Hayır, yani ikisi de yok saymış aslında. Hayır, yani sıcağı sıcağına çok sert girmişsiniz. Siz hayır Karakaş Hanım, bu kadar savunuyorsunuz da niye boşanma davası açtınız? Kızınıza bir şey yapmadı demedi. Boşanma davasını niye açtınız? Kızım için. Ha, işte demek ki var ne bir şey. Ne olur, o da her zaman senin yanındayım yani. Evine dön. Benim yanımda asla olma. Eşim tek şeydi. Lütfen. Ailesine rica ediyorum senden. Hiçbir senden uzak, Allah'a yakın ol. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Giderim karakola, uzaklaştırma kararı da alırım senin yüzünden. Konuşuyor ya. Ne akla ya? Sanki senin hakkın benden çok mu geçti? 16 yaşına kadar kim baktı sana? Kim okuttu, kim giydirdi, kim yedirdi, kim içirdi Funda? Ben kendimi büyüttüm ya. Ben kendimi büyüttüm. Peki baban abilerine ve erkek kardeşlerine de mi sana davrandığı gibi davranıyordu? Yoksa sadece sana mı? Benim bir diğer abim var ya abla. Diğer abim bana bir cümlesi oldu. Sen burada hizmetçisin. Ben ne dersem onu yapacaksın dedi. Kız çocuğuna bakış açısı bu mu senin ailendeki erkeklerin? Ben şu an öyle görüyorum belki. Hayır. Onlar öyle görmeyebilir. Hayır Funda, seni sevdim. Hayır siz öyle görmeyebilirsiniz ama ben her şey... Hani sanki her şey hissediyormuşum ki aniden olacakmış gibi hissediyorum. Ve oluyor da. Dediklerim de çıkıyor yani. Artık gerçekten çocuk bir travma geçirmiş zaten. Şimdi de tamamen güvenini kaybetmiş. Yani Aydın ona güvence veriyor. Artık diyor babamın hani söz hakkı yok. Ben varım. Ben de seni korurum, annem de. Ama ben de olurum. O kim? O kim? Baba mı? Muhammed Bacı. Abi. Bahattin Bey, size bir şey sormak abin istiyorum. Abin mi telefondaki? Abin mi Bahattin Bey? Buyurun. Bahattin Bey, özgürlük efendim? Ne demek sizce? Böyle bir cümle söyleyebilir misiniz? Özgürlük ne demek? Çok basit bir soru soruyorum. Benim için özgürlük nedir biliyor musun abi? Hapis. Dur bir baba. İşte. Benim için. Ne demek? Bahattin Bey bir şey sordu hocam. Ya özgürlük. Özgürlük bu adama sormanız. Ya özgürlük ne demek? Yani özgürlük ne demek? Nasıl bir kelime yani? Ya o kelimeyi bilmiyorsun öyle mi yani? Özgürlük kelimesi nedir? Yani ya insan rahat olur, insan evinde yani özgür olur.
Yani huzurlu olur. Peki ben sana sorayım. Özgürlük rahat olmak, önüne yemek içmek konması değildir. Yani eski devirde kölelerin de üstüne bir şey giydiriyorlardı. Önüne de bir kap yemek şimdi koyuyorlardı öylesin diye. Çok, özgürlük başkasına çok zarar vermediği anne sürece her istediğini yapabilmektir. Yapabiliyor muydun? Hayır. Evde? Kimseye zarar vermiyorsun. Kimseye bir zarar yok. Tek, ama istediğini yaptın. Kendi halime takılıyorum. Ha. Her şeyi bunun içime atıyorum. Her şey. Bunun karşılığında dayak yiyordun. Odaya gidiyorum. Hani benim özür sanki benim gecem tutulmuş, hep ağlıyorum. Bunlar doğru yalan mu? Yalan mı? Anne yalan mı? Ne? Her gece ağladığımı yalan mı söylüyorum? Sen kendi belki kendine ya, öyle bir dünya kurmuşsun sürekli diyordu ben yalnızım. Ben çünkü sende psikolojim bozulmuştu ben anne. Ben soruyorum. Benim psikolojim bozulmuştu. Yerinde miydi ya? Senin derdin ne bana söyle. Söylüyordun. Kalbimdeki geçen benim, benimdeki geçen tamam kalbim. Ben kalbinin içindeki nerede bileyim? Sen bana söylemezsen söylemeyeyim ben işte nerede bileyim? Söylemeyeyim. Niye söylemeyeyim? Niye söyleyeyim ya? Ben sence senin annenim. Ben, bak ben ona bir şey söyledim mi o kadar korkuyorum ki. Hayır, hayır derdi çünkü aslında kadın ve erkeğin eşit olduğu ve birey olarak kabul edildiği bir ortamda yaşamak. İşte İnsan, olmak insana yani has hakların kendisine tanınmasını istemek. Derdi bu, başka hiçbir derdi yok. Kız olduğu için aşağılanmamak, geride görünmemek. Erkeğin ondan üstün, sen sırf niye okuyacaksın dolayı üstün dememek, görülmemesi, bu hakları istiyor. Derdi bu kadın, kızım derdi bu, başka bir derdi yok. Sizle derdi değil, fikirlerle derdi çocuğun. Kızım ben, biz anlamadı herde, biz cehiliz, hiçbir şey gerçekten sen bilseydin, sen bizim annemiz olsaydın ya, siz bizi öğretseydin ya. Zaten ben hep size destek oluyordum, hiçbiriniz bana destek olmadınız. Çok önemli bir şey söylüyor. Ben cahilim diyor. Evet. Sen öğretseydin keşke. Sen annene öğretseydin. Sen anne kızım açıktı da baba açık mıydı öğrenmeye? Bence değildi. Tabii. Babanın da açık ama olması annenin lazım de bir değil sözü mi öğrenmeye? Geçmiyor ki. Annenin sözü geçiyor muydu ki bu açık fikirlerini annesine kabul ettirsin de annesi de daha sonra o fikirleri üst kocasına işte kayınbiraderlerine geçirttin ve hükmü kaldırsın. Yok ki annenin de hükmü yok orada. Bunda sen o evden gitmeden önce bu işte sosyal medya olayı yaşanmadan önce ne istiyordun? Nasıl bir hayatın olsun istiyordun? O evde ama nasıl yaşamak? Gece istediğim saatte geleyim, istediğim saatte gideyim miydi? Hayır. Eğlenceye gideyim, daha çok işte kıyafet alayım, erkek arkadaşım olsun. Neydi isteyip de yapamadığın o video olayına kadar? Videodan önce sadece benim hayatımın nasıl olmasını istiyordum biliyor musun abla? Hani mutlu bir aile önce. Adam gibi mutlu bir aile istiyordum. Ondan sonra her şeyimi karışıyorla giyimi, kuşumunu kapan. Benim isteğim olmayınca ben nasıl kapanayım? Kim seni zorladı Funda? Kim seni zorladı? Yani neyse tamam. Kim baba zorladı, annem zorladı, kardeşin zorladı. Hayır tamam zorladı, boş ver. Orasını zaten gerçekten doğru söyle kızım. Söylersem zaten hep uzayacak ben yani biliyorum. İlla söylemesine gerek yok. Bir mahalle baskısı, bir psikolojik baskıyla da zaten o baskıyı hisseder çocuklar. Şimdi babanın seni sevdiğine inanmıyorsun öyle mi şu anda söylediklerine? İnanmıyorum. Hiçbir zaman inanmıyorum ya. Peki Songül telefonda mı? Songül insan niye beni arıyor ki? Vallahi. Funda mesela o annem diye tanıştırdığın ya da seni kızım diye tanıştıran kadın, hı hı, onunla şu an görüşüyor musun? Şu an görüşmüyorum. Niye? Şu an görüşmüyorum yani. Hani bu kadar beraber evinde kaldın, annem diye tanıttın. O da şimdilik senin görüşmüyorum zaten. Biraz süre sonra olduk. Mesela dedim ki ben anneme gideyim yoksa gitmeyeceğim kararını aldığımda. Ama niye? Görüşeceğim. Sana iyilik yapmış bir insanlardan ne kötülük gördün ki asla sonra uzaklaşıyorsun? Asla kötülük görmedim. Yalan yok asla kötülük niye görmedim. Niye sonra uzaklaşıyorsun o insanlarda? Onlar da mı seni arayıp merak etmiyor kızım? Neden biliyor musun abla? Bir gün eğer annem bu onların peşine düşerse onlar zor durumda kalacak. Hiç günahsız insanlar. Zaten ben onlarda çünkü şikayetçiyim. Herkeste. Şikayetçi olamazsın. Senin etrafında, olamazsın, arkanda kim varsa herkeste şikayetçiyim. Çıksınlar. Olamazsın. Olamazsın. Onlar kim oluyorlar? Olamazsın. Anne olamazsın. Yani, ben dün derdimi anlatmadım. Kendime ifade edemedim. Olabilir. Bir sürü şey var ama söylemiyorum. Tamam söyle. Bırak içinden kalsın. Sen niçin buraya geldin ki? Sana onu soracağım Funda. Sence annen seni sevmiyor, abin seni sevmiyor ve umursamıyorsa niye buraya çıktılar? Evet. Niye gelmiş olabilirler? Niye geldim? Bilmiyorum. Yani bu saatten sonra herhalde o dizi oyuncusu pişman olmak için gelmediler. Reklam için gelmediler. Niye gelmiş olabilir? Hatalarından pişman mısın?
Kızım benim bir hatam yok. Her hatam olduysa ben defalarca kızımda özür dilerim. Bizim hatalarımızı burada yüzümüze vurabilirsin. Yok, benim hatam yok. Hatam olsaydı ben sana... Hatanız yoksa niye gitti Funda o zaman? Yani Funda şımarık bir kız mı? Ya şimdi bak, sonunda bizi tuttuğu için ben anlamış değilim şu an. Tamamen kendi isteklerini ön plana koyan bencil bir insan bak, mı Funda? Bak ben her zaman zaten Funda'nın yanında oldum. Hep Funda'yla konuşmaya çalışıyordum. Funda bana bir şey anlatmıyordu. Ben de derdini nasıl anlayabilirim? İçini mi okuyayım ben? Peki, ben zaten tamam, evde değildim. Anlatsa ne diyecektiniz? Benim haberim bir hafta sonra oldu. Ben koşa geldim zaten. Kız evden gidiyor ya. Kardeşin. Yargılıyorlar. Bir dakika, karakola gidiyor. Bir hafta sonra mı haber veriliyor abiye? Bu kadar mı bu kızın adı yok o evde yani? Bu kadar mı yok o kız? Yok, biliyorlar zaten benim. Aynı gün abi aranır. Kardeşin gitti, böyle oldu. Bir hafta sonra yani o evden sanki... Hiçbir fert kaybolmamış, ortadan gitmemiş gibi. Hiçbir şey olmamış. Adı yokmuş bu kızın gibi. Nasıl bir hafta sonra haber veriyorsunuz abiye? Bir hafta sonra haber vermeden aydın yanlış konuşuyor. Günden sonra herkes zaten duydu. Hayır, bir hafta sonra diyor. Hayır. Bir haftaydı anne. Hayır. Hala hayır deyip ayağına vurmaya çalışıyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. Çocuğu da yalancı durumuna sokuyorsun yani bu arada. Yalancı demiyorum. Aydın yalan mı söylüyorsun sen? Hayır. Annem doğru soruyor herhalde, bilmiyorum. Nasıl? Ya şimdi böyle dediğin bir hafta yani... olur mu ya? Yapmayın Allah aşkına. Ya. Hala yani kıvırmayın bazı şeyleri. Artık daha net olun, daha dürüst olun. Bu kızı anne olarak sana geri dönmeye ikna et. Hala o bir hafta diyor. Hala o ayağını uzatıyorsun neredeyse. Hayır, Serap vuracaksın. Öyle bir şey olur. Songül merhaba. Merhaba abla. Songül, sana kızım diye tanıttığı ya da annem diye tanıttığı kadın. Hala o iş yerinde çalışıyor mu? Yok Serap abla, bir 8-9 ay önce zaten Funda ile hani anne bildiğim kişi işten çıktı zaten. Peki orada mısın hala? Ha, ben hala orada çalışıyorum. Peki anlat, sen ne biliyorsan hepsini Serap, anlat. Serap abla, biz zaten şey yaptık, biz taşerondan işe gidiyoruz. Mesela taşeron bize iş buluyor, biz işin neredeyse biz oraya gidiyoruz. Hani günlük çalışan insanları. Funda ile bir annesiyle bir yaklaşık 2-3 ay çalıştım ben. Firma adını vermek istemiyorum daha doğrusu da, o firmanın tekstil şeyinde çalıştık biz Sultan Gazi'de. Tamam. Öyle Funda yani gerçekten çok sevdiğim bir insan. Hani biz beraber çalıştık annesiyle de, o da. Ama ben gerçekten onun gerçek annesi olduğunu bilmiyorum. Bizi annesi diye tanıttı. Hani kim size ne derse siz de ona inanırsınız zaten, öyle. Tabii. Onun dışında ama kadında ben kötü bir şey görmedim. Çünkü Funda gerçekten çok iyi bir insan. Oturmasını kalkmasını bilen bir insan. Ondan sonra hani çalışıyor, kendi ayakları üzerinde her zaman duran bir insan. Hiç görmedim yani. 3 ay beraber biz çalıştık. Yemekleri de beraberdi, kahvaltısını beraber yapardık. Hiçbir kötülüğünü görmedim açıkçası. Annesinin de şöyle bir şey söyleyeyim. Annesinde de kötü bir şey görmedim. Yani zaten anne diye tanıştırdığı beraber... kadında da bir şey görmedin. Kötü bir şey. Yok Serap abla, şimdi ben yalan konuşmak istemiyorum. Gerçekten de onda da ben bir şey görmedim. Hatta şöyle bir şey var. Funda rahatsız olduğu zaman annesi onu sürekli hastaneye götürüyordu mesela. Mesela Funda rahatsız olduğu zaman Funda gelmiyordu o gün işe ama annesi onun yerine o işe geliyordu mesela. Öyle bir kadındı. Ben hiç görmedim yani bir kötülüğünü. Hani ben dün ekranda gördüm zaten anne kız olmadıklarını. Hani ben gerçekten onların anne kız olduğunu biliyordum. Çünkü hiç aralarında bir soğukluk yoktu gerçekten de. Hani kadında da şey yok. Kadın oturması kalkmasını biliyordum. Teşekkür ederim Songül. Funda, son kararın ederim, nedir Serap senin? Abla. Şimdi annen seni ikna etmeye çalıştı kendi dili döndüğünce. Abin de aynı şekilde. Ben kızımı istiyorum. Geri dönmesini istiyorum. Evine bakına dönsün. Annesine dönsün Funda. Kızım gel. Okuluna devam et. Öyle mi? Öyle. Gitmekle kalmak arasında ince bir çizgi var diyor. Yani o inceyi koparsa bilmiyorum artık. Düşünecek misin bunu peki? Funda etme kızım. Etme. Serap Hanım, aslında Funda, aslında ben ilk izlediğim zaman bir şeyleri anlattığı zaman aslında Funda'yı da gurur duydum. Kendi başına ayakta durabilen ve çok delikanlı bir kız, onu fark ettim. Şimdi, öyle olmam gerekiyordu abi. Funda çok ilerliyor. Genç ve büyüdüğü vakit çok olgun bir kız olacağını inanıyorum. Şimdi yaşından dolayı çok ani kararlar veriyor.
Ve aynı, ileride pişman olmaması için bak aile zaten bildiğin senin her şeyin yani. Parayla satın alamayacağın her şey yani. Aileni böyle bırakırsan, kendini mahrum edersen ileride çok pişman oluruz. Bir de Serap Hanım. Bir şey soruyor mu? O yüzden bunu kendine yapma. Yapma kendine. Şöyle yapma istersen. Abinle. Bir kişi gittiği vakit onun pişmanlığı senin hayatın boyunca senin yakanı bırakmaz. Bak söyleyeyim. Bunu bir düşün Funda, olur mu? Bence bir konuşsunlar. Abinle baş başa bir kahve için. Annen istersen olsun, istemezsen olmasın. Funda, abi ne kardeş. Kızım. Ona ya, herhalde söylerim senden. Konuşmak kızım. İstiyorum. Konuşmak istiyorum. Bak annenin bu hafta iki randevusu vardı, hastaneye gidecek. Ve annenin çektiğini... Sen biliyorsun çektiğini, ben hastayım. Bak, bir tane komşu oldu da o çok destek oldu. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. Ben onun. Abinle konuşmanda bir sakınca yok değil mi? Dışarıda buluşup güvenebiliyorsun. Can güvenliğin var. Ona herhangi bir korkun yok. Hayır. Ondan. Öyle mi? Yok. Tamam. Okey. O zaman hiç problem yok. Bu bence güzel bir adım. Bu güzel bir adım. Bir virgül koyuyorum konuya. Emine Çilköse dosyasına geçiyorum. Funda ne olursun kızım. Diyoruz ya, bu Emine Çilköse'nin bir maaş kartı vardı. Evet. Birisi çekiyordu bunu. Ama sonra bir daha hiç hareket olmadı. Evet, birisi çekiyordu. Kim çekiyordu biliyor musunuz? Kim? Hacı. Allah razı olsun. Hacı 13-12-2017 tarihinde jandarmaya başvurarak tekrar gasp edildiğini ve kendisi darpa uğradığını söylüyor. Kayıp başvurusuna kadar maaşı Hacı çekti. Döne Hanım'ın müracaatı sonrası kayboldu anlaşıldıktan sonra zaten bu süreç sonlandırılıyor. Maaş süreci sonlandırılıyor. O tarihe kadar da Hacı Bey çekiyor. Tabii. Bununla kendinde bilgisi vardı. Kendi yanımdaydı o zaman. Geçen gün hiç çekmedim ben. Hiç alakası yok dedin Hacı. 10,5 ay sen çekmeye devam ediyorsun. Hiç... Çekiyordum, beraber yiyorduk, beraber ya, şey yapıyorduk. Ya kadın kayıp yani kayıp. Emine'yi son gören kişi kardeşi Hüsne miydi? Hüsne bir anda yayından gitti. Borçların olduğu için ödemesi gereken evin kirası falan olduğu için, para da olmadığı için gitti. Yani şimdi buradan resmen ben kaçtı Hüsne, haberin olsun. Ben hala en son Hüsne'nin gördüğünü düşünüyorum. Şimdi. Döne hoş geldin. Can Bey hoş geldiniz. Bugün Emine Çilköse dosyasında bir ses kaydı da dinleteceğim sizlere. Kardeşin Hüsne'nin bana itiraf niteliğinde bir konuşma gibi geldi bu. Bilmiyorum sizlere sunduğumda ne düşüneceksiniz ve seyircilerimiz bu konuda ne düşünecekler. Ama bir yerlere gidiyoruz yani. Bir yerlere doğru gidiyoruz. Şimdi önce bir şok haberle başlayayım isterseniz. Biliyorsunuz biz Emine Çilköse'nin tam kayboldu. Daha doğrusu bir işlem gördüğü bu hayatta, bir işlem, son bir işlem gördüğü gün artık çok iyi biliyoruz. 13 Aralık 2017. Ondan sonra Emine Çilköse'nin hiçbir işlemde adı geçmiyor. Hiçbir yer, ne hastane kaydında, hiçbir yerde. Peki, Hacı zaten ifadesinde Emine Çilköse'nin kartının kendisinde olduğunu, maaşını çektiğini itiraf ediyor. Zaten söylüyor bunu. Yaptığımız harici araştırmalara göre. Şimdi bomba geliyor. Peki, 2017 tarihinde, Aralık ayında, 13'ünde bir daha hiçbir haber alınamayan Emine Çilköse'nin kartıyla Hacı maaşı en son ne zaman çekiyor dersiniz? Yer kalmadı, yazamadım ama bomba bu. 02.01.2020. Oo. Aa, evet, hakikaten ha. Ben görmedim. 2020'ye kadar Hacı çekiyor parayı. Evet. Şimdi şunu bir sileyim. Bu çok önemli çünkü. 2017 yılının Aralık ayında kaybolan Emine Çilköse'nin maaşını 02.01.2020 tarihine kadar Hacı lakaplı Ahmet Bey çekmeye devam ediyor. Bir de diyor ki ben o varken çekiyordum, o yokken çekmiyordum.
bu işlemler olmasaydı sen hala çekiyordun da. Acaba bu arada nerede? Kaza geçirdiği tarihe de yakın bir tarih olabilir. Olabilir çünkü iki sene önce kaza tabii geçirdim dedi. Tabii. Şimdi efendim bir veterimiz var. Önce onunla başlayalım. Dünkü veterimize devam edelim. Çünkü üzerinde konuşacağız. Ses kaydımız Hüsne'den gelecek kız kardeş. Çünkü Emine Hanım'ın kaybolduğu tarihte, aynı tarihte biliyorsunuz Hüsne de zaten Mersin'deydi. Ve biz dedik ki sana gelmiş, bunları kabul etmedi. Ben dedi 6 senedir görüşmüyorum. Aslında 5 senedir de kayıp Emine Hanım bu arada. Bir konuşması oldu. Ben çok etkilendim. Birazdan gelecek o ekran ama dünkü veterimize bir devam edelim lütfen. Ne yaptıysa o hacı yapmıştı. Başka kimse yapmamış. Neden Can Bey'den şüpheleniyorsunuz? Döner de biliyor onu öldürülmediğini. Sen ya, biliyorsun. Ölürse çıksın değil çıksın. Ya onu sen çıkartırsın. Ya çıksın yani. 4 yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan bir kadın. Aylar geçtikten sonra kayıp başvurusu yapan kardeşleri. Şiddet uygulamakla suçlanan eski eş ve sürekli çelişkili konuşan dayakçı bir sevgili. Emine Çilköse'ye ne oldu? Havada kalan sorular, karşılıklı suçlamalar ve birbirlerinden şüphelenen kişiler. İşte Emine Çilköse dosyasında ilk günden bu yana öne çıkan açıklamalar, çarpıcı diyaloglar. Gece ben hayatı. Kimden şüphelenirim, hacıdan şüphelenirim. Siz kaçıyor yok diye onu birilerine azmettirdiniz mi, saldırttınız mı Emine Hanım'ın üstüne? Hayır, kesinlikle öyle bir şey olamaz. Ne kadar rahat ya. 7 ay hiç merak etmedin mi? Numaralar bizden yok. Bundan 4-5 sene önce teyzemize geliyor. Hangi teyzen? Döne teyzen. Evet. Kızım dedi, anneni dedi, öldürmüşler, diki diki kömüşler dedi. Tabii ki miras falan var ya, o yüzden. Teyzem dedi ki daha görür görmez. Mirasın dedi, hepsi dedi size kalmayacak dedi. Bu hamile geliyor. Bunu güzel bir dövüyor. Kim? Bu. Peki rapor tutanak var mı dövdüğüme dair orada? Evet. Abimin evine kadar bastığını dayak yemedin. Senin yanına geliyordu. Hamile olan ben koymadım ki kadını. Hamile sen koydun. Hani Can eniştem diyor. Eniştemiz değil o bizim. Kardeşimi, bacımı pazarlayan insan o. Orada masum masum oturmasın. Benim tek şüphelendiğim odur. Senin bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum abla. Kur'an çarpsın bilmiyorum. Şimdi dün kız kardeşinin söylediğine göre, onun söyledikleri doğrultusunda Emine Hanım'ı, Çirköse'yi en son gören sen oluyorsun. 6 yıl oldu. Ondan sonra hiç görmedim. Başına kim iş getirebilir? Yani %50. Hacı %50 Can Bey ya. Parasını yiyen, her şeyini yapanlar onlar. Ama ben abimin yapmış olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Peki bütün oklar neden abinizi gösteriyor? En son onunla yaşadığı için. Hacı annem nerede? Bilemeyeceğim. Şimdi abla, maaşı çeken adam hacı. Maaşı yiyen hacı. Kim öldürmüş al... Versin, ne diyeyim ben? Bunu öldürdün, iki tane de vurdun, nereye attın, sen attın, sen yaptın bunu bence. Öldürdün mü? Annesinin yaşamadığına inanıyor. Kendisi de tırnak içinde söylüyorum, şüphelisinin hacı olduğunu söylüyor. Başka hiçbir şey aklına ben gelmiyor. Ben de aynı kanıdayım. Neden Can Bey'den şüpheleniyorsunuz? Hacımı hale getiren o. Dayak yiyen o. En son geldiğinde bütün kartlarını ve kimliklerinin Can'da olduğunu söyledi. Ben ne bileyim Can'ın götürüp de Kerhan'daki Emine'nin bağına gömmediğini? Döne teyzene annemi kestiler dedin mi? Olmayan teyzem gelin üstüne de atmak istemiyorum ama onların da illaki bir bilgisi vardır. Ya onlar da vicdan denen bir şey kalmamış ki bilseler bile söylemezler. Benim ablam ölüsü dirisi bulunacak. Kim yaptıysa cezasını çekecek. Ve sen bunun altından sen çıkacaksın. Emine'yi hacı çok döverdi. Kim yapmışsa o cezasını çekecek. Sen Emine'nin takıntıları vardı hacıya karşı. Hacı söz konusu olduğu zaman şuurunu yitiriyordu. Ayşe ablaya dedi biraz dedi miras falan kalmış dedi. On mirastan faydalanmak için dedi de hacı dedi Ayşe'yi dedi öldürüp kulama kanalına atmış Karataş. Ben bunu hacının yaptığını hiç düşünmüyorum. Kendi ailesi belki suçu bunu atmak için kendilerini öne çıkarmak için bir şey yapıyorlarsa olabilir yani. Can gerçekten ablanızla şiddet uyguluyor muydu? Kesinlikle. Hepsini ben şahidim. Ben evet emniyete gittim diyorsun ama bir kayıp başvurusu yapmamışsın. Kızı niye başvurmadı, oğlu niye başvurmadı? Emine Hanım'la Döne Hanım arasında bir sıkıntı var mıydı? Onlar hiç anlaşamazdı ki zaten. Şimdi zaten kolluk kuvvetleri de 4 kişi üzerinde yoğunlaşıyor. Can Bey, Hacı, Döne ve Hüsne.
Birazdan Hüsnü'nün ses kaydını getireceğim ekrana ama. Döne. Evet. Sen de Alanya'da ne işlere bulaştın bakayım? Bomba ihbarı, bir adamla anlaşmazlık yaşadığın için o adamı bombacı yapma, oralara bir şeyler yazma ve 2 yıl cezaevi. Ben cezaevinde yatmadım ki. Cezaevinde falan yatmadım ben. Ne 5 yıl mahkeme sürdü, bitti yani dava. Susuzdum. Sen ne yaptın ama onu anlat. İşte atanın, ata yok muydu Semra'nın oğlu? Mersin Taşucu'nda. Evet. Evet. Adana'ya falan beni de dolandırdı. Onların açık seçik resimlerini koydum, kutuya koydum öyle. Başka da bir şey yok. Hayır, sen adamın adını yazmışsın, bomba düzeneği böyle gibi göstermişsin. Ortaya bir çanta koymuşsun. Çanta değil, kutunun kutu içinde resimler bunları var. Nasıl düşündün, nasıl planladın? Ne yapayım, 4 kişi de beni şey yaptı, beni dolandırdılar, ne yaptılar ondan sonra. Ben de öyle bir şey geldi, öyle koydum. Tek başına yani mı bunu akıl ettin, evet, sen? Evet, tek başıma akıl ettim. Yani 5 yılda sürdü mahkemede, bitti Döne yani. Sen enteresan bir şey tasarlamışsın. Daha sonra sırf bu adam ceza ama alsın diye. 4 kişi de beni... Bir bomba düzeneği hazırladın. Bomba değildi tabii de o düzeneği bomba o adam yani yapmış yani gibi. Normal adamın pisliklerini o adam yani yapmış yani gibi de o adamın ismini cismini yazdın. O ya onun yaptığı ya zaten anlaşılsın benim gibi. Benim koydum zaten belli zaten kameralar. Daha sonra sen bundan zaten dolayı hapis cezası hapis aldın. Yemedim yargılandın ben ama. Yok, yargılandım. 5 yıl sürdü, bitti dava. Beş suçsuz yıl olduğumu anlaşıldı yani. Suçsuz değilsin. Yatmışsın. Değilsin. Cezaevine girmedin cezaevine mi? Cezaevine girmedim ben. 5 yıl mahkeme sürdü. Şimdi sus hapis oldum cezası diyorlar almıştır. Almadım. Denetimi serbestlikçe çıkmıştır, yok, ertelenmiştir. Yok, hapis cezası falan ama 5 yıl sonra ama mahkeme bitti ki, evet, yani. Evet, ben bunu yaptım diyorsun. Mahkemede de bunu söylediğin zaman senin ceza alman lazım. Biliyorlar zaten, söyledim. Ben açık açık söyledim. Yalan söylemem ki ben. Yaptıysam evet, bayağı bir yani. Yani kriminal yani bir şey hemen yapmaya hemen kaçtı. Beni dolandırdılar. Otelde rehin kaldım ben. Öcümü aldım ama ben. Ama bu ayrı bir şey. Ama sen de seni dolandıran kişilerden bir tanesinin sanki bir... Karlı yaptı, Atay'ı öldürdüler. Böyle bir kulaçla onun adına bir bomba koymuşsun. O otel odasında çocuğu öldürdüler. Burada bomba değil. Falan yani değil. Sadece açık resimler vardı. İftira atabilecek bir ya, şey var. Açık resimler var hocam. Dört eşimde Emine Hanım sana bir yani kötülük yani yapmış. Beni dolandırmışlar. Beni otelde rehin kaldım ben. Şimdi rehin kardeşine tam kaldın ama bunun karşılığında da iftira atmışsın. Şimdi bunu söylüyorsun açıkçası. Ya iftira atamam. İftira da bana yapılanlar ne olacak? Ben ikilen oluyor hocam. Nedeni ne olursa olsun bu senin yapabilir potansiyelini gösteriyor bu sefer. Bunu yapabiliyorsun demek ki. Yani ben hiç burada bir kere söylerim. Nasıl, yalan söylemem yani. Yani buraya yine kendine mahkeme yapıldığını de katıldım. Mahkeme serbest kötülük kaldı. Kötülük için iftira atmaya gelmediğini nereden bilelim? Hani suçluyorsun ya. Ben kimseyi suçlamıyorum ben. Suçluyorsun adalet işte, neyse yaptı, kesti yaptı, bana kaçırmasın hocam. Kim yaptı Hüsnü cezasını Hüsnü kesinlikle olsun yapmamıştır. Yapsa yapsa acı yaptı diyorsun. Acaba Hüsnü'yi mi aklamak için bu sefer böyle bir oyun kurdun? Ben niye oyun kurayım ki hocam? Yoksa buraya niye başvurayım yani? İki kardeşsiniz, anlaşmışsınız. Kusura bakma yani. Kendimi hiç şey yapamam. Ben buraya başvurduysam ölüsü dirisi. Bakın, kimse cezası çeksin diye geldim ben buraya. Kaç kız kardeşsiniz? 9 kız. 9 kız. Bir tanesi yok. Söylemişti Saadet mi? Polis bizle hiç uğraşmadı. Döne ve Hüsnü'yü devamlı ya, tamam, ifadeye çağırıyoruz. Ben başvurduğum bakın için zaten polis, oraya. Polis, hayır siz başvurdu. Siz müşteki olarak değil, daha sonra şüpheli olarak da herkesi dinleyin. Ya bak, şüpheli olsun hocam. Kim yaptıysa cezası çeksin ya. Ben de şunu söylüyorum. Ya hayret bir şey. Ben başvuruyorum buraya. Ben başvuruyorum. Ben çöplükler Döne araştırıyorum. Bak, ya kimse uğraşmadı ya. Böyle konuşurken lafın üstüne laf koyuyorsun. Bak bunu yapma. Seni ve Hüsnü'yü çağırmış sadece. Ya çağırsın, ben başvurdum çünkü emniyete ben başvurdum. Sizin üzerinize yoğunlaş. Ya yoğunlaşan ben araştırıyorum, ediyorum şikayetçi zaten. Şikayetçi olarak başvurmuşsun. Tamam, suçum varsa sonra, çizim hocam. Cezam varsa ben de bak, çekeyim ya. Bak gene cezam lafın varsa üstüne laf ben de çekeyim hocam. Bak aynısını yapıyorum. Lafın üstüne laf, hayır, laf koyarak şey ikinci bir cümleyi kurmamızı engelliyorsun. Öyle olsa niye ama olmaz ki ya? Ama bir ara vermiyorsun konuşmaya ki karşıdaki de bir anlatsın. Ya sanki ben suçluymuş gibi davranıyor yani. Onun için zoruma gidiyor. Burada zaten herkes şüpheli olabilir. Ya ben Döne belki Hüsnü de olabilir yani. Can Bey de olabilir. Can da olabilir. Hacı belki zaten Saadet, baş şüpheli. Saadet yalan söylüyor. Ondan sonra bize iftira ediyor. O da olabilir. Koca kız kardeşim İstanbul'da doğruları kim söylemiyor. Kim? Saadet İstanbul'da satmaya hangi kaldı. Hangi kardeşin ne? Saadet yok mu yangınları gösteren? Evet. O kişi. Ben onları söylemiyorum o zaman. Kimle kim? Emine'yle. Değil. Belki Emine'yi öldürmüştür. Nereden bileyim Emine'yle ben? Emine'yle. Bu sefer ona yazdım. Evet. Burnu falan kırık Maraş'a geldi. Saadet'in eşi. Evet, şimdi siz eşi suçlanınca mı yani suçlandığınızı düşününce mi bunu söylüyorsunuz? Evet, bu çok aynen öyle. Ben burada söylediğim için onu söyledi. Bu. O belki de iftira ediyor hocam. İlk gün bunu anlatmamız ben nereden lazım bileyim geldiğini? Niye şüphelenmedin olduğunu hiç o zaman onda? Ben şüphelendim, söyledim. Burada da söyledim İlk ya. İlk defa söyledim.
gözler dedim ben. İstanbul'a geldi kız, burnunu kırmış. Söylemedin. Candan önce. Benim kız kardeşim, evet, eşiyle Emine ablamı birlikte... Onlar da evi yaktığı için iftira ediyor. Bitireyim cümlemi. Evet. Yakaladı demedin. Böyle bir şey duymadım ben. İstanbul'da bunu kır geldi, Maraş'a geldi, anneme sığındı. Bundan ben bu sonucu nasıl çıkarabilirim? Ben, sen söylemezsen. Ben söyledim, içeride yani yazanlara söyledim ben. Belki hayır, böyle bir bilgi yok. Yani. Belki de Saadet Saadet'in eşi nereden ve Emine Hanım'la ilgili böyle bir evet bilgi benim ekibimde yok. Böyle bir bilgi olsaydı zaten biz oraya da bakardık, o yöne de bakardık. Sen şimdi söylüyorsun. Benim ablam ondan Emine... Ondan sonra da Can'la tanıştı, ondan sonra da devam etti gitti zaten. Ya şimdi benim bildiğim kadarıyla yani illa konuşmayayım. Bir dakika dinle ya, dinlemesini ya bil. Konuşuyor, sen anlatıyorsun dır. Dinlemesini bilmiyorsun. Ya işime gelmiyor değil anlatacağım. İşine gelmiyor. Kızı benden, mahvettiniz. Ne yaptıysanız sen çıkardın. Mahvettin, getirdin İstanbul'da. Çıkardın, ne yaptıysanız ya çıkardın. Seni gördük akşamlar TikTok'a çıkıyorsun gece alemlerde. Sen bu göstermez. En azından namussuzluk yapmayayım. En azından onun bunun parasını yemiyorum. Ben kimsenin sana ne, sana ne? Açık kimsenin parasını yemiyorum. Seni ne ilgilendiriyor? Sen kızın namusuna bak önce. Ha. Evlendirdim dedin, dostu varmış daha. Şey, Güllü denen şahıs. Konumuz onları o da değil. Bilmiyorsan o dostu değil, o evlenecek sözlüsü. Ha, sözlüsü. Can Bey. Evlendirdim dedin sen. Can Bey, konumuz dönenin gece hayatı ya da özel hayatı ya da sen değil. Benim hayatım değil ne var işte? İlgilendirmiyor. Seni ilgilendirmez. Huzurunu, ben kendimi bilen bir insanım. Ya bir dakika insanım dinle. Kızın huzurunu, genç kız yani çıkan kız. Ben kimseye hesap vermem. Kocam yok, sevgilim arayayım, yok, dostum aman yok, postum hadi yok. Bak dinle işte dinle. Dinliyorum. Haksızlığın önüne çıkınca hemen şey ediyorsun. Ne çocuğun ediyorum? Arayın nişanlısını daha yeni. O diyor 4-5 sefer evlendi ha diyor. Onu diyor alma diyor. O diyor şey mi diyor. Onu arıyor bak. Ya yapmayın böyle şey. Ya ayıp ya. Siz de teyzesiniz ama ya. Yapmayın. Sen evlendirdin, baklandırdın dedin. Kızın dostu çıkıyor daha. Sen önce namusuna çarptın. Ama o kızın dediğin senin yeğenin döne. Ya yeğenin bana o hakaretlerde bulunursa ben de söylerim açıklarına arkadaş. Ya konuşma. Can Bey sen de onun özel hayatını bu işe karıştırma. Ama buradan çıktınca... iftira atıyor. Bana da iftira atıyor. Bana da iftira atıyor. Ne hakla iftira atıyor? Yok. Gururumdan ben bu yaşta 60 yaşından sonra beni yani konuşturma. Rencide hepsi de doğru. Etme, etme. Hadi kızın üzerine yemin et. Hadi etme. Ölen çocukların yemin üzerine olsun. Yemin et. Ben de yemin olsun ha yaptın işte. Konuyu ha hiç de ha. Senin gibi adamdan her şey beklenir. Ya konuşma, o sende terbiyesizlik etme. Ondan sonra Candan, Saadet Yurdu Sev'den, bacımdan her evde yaktılar. Ondan sonra milletin üstüne sen bu, baktılar. Bunun altından sen çıkacaksın. Ya sen çıkarsam biliyorsun da ben senin cezamı çekeyim. Sen de senin cezanı çekeceksin. Ben ne cezamı çekeceğim? Çekeceksin. Bu kadar sattınız, yediniz, içtiniz, Hüsne, çıktınız, piyasa üstünü Hüsne, örttünüz. Hüsne ile aynı odada mıydınız otelde? Ne görüştünüz? Gitmeden önce sana ne anlattı? Ya bana gitti? Ben işime bak, gücüme aynı gittim odada mı kalıyordunuz Hüsne ile? Evet aynı Hüsne'yle odada kaldım ben. Programa hala burada... öbür otelde birbirine kattılar. Ondan sonra biz oraya gönderdiler. Ne konuştunuz? Ne dedi de ya gitti? Ya aynı konuları konuşuyoruz. Ne yani dedi mesela? Bu şeylerimizi izliyoruz. VTR'leri izledik işte. Ondan sonra eğer dedim bildikleriniz varsa söyle. Dün de konuştum ben. Bildiklerin varsa söyle bacı dedim bak. Bak suç dedim senin üzerine kalacak dedim. Ben adam gibi savunuyorsam kendilerde çıksın kendiler savunsunlar. Peki o zaman sırası gelmişken hemen. Evet. Şimdi Hüsne buradayken hep şunu söyledi. Ben 6 senedir görüşmüyordum, küstüm. Evet ben o dönemde kaybolduğunda evet oradaydım. Ama o bana geldiği durum yani erkek evet ayakkabısıyla geldiği olay yaşanmadı. Çok evet öncesinde 6 sene önce bir şey yaşandı. Ben onu normalde aldım, 5 sene öncesi. Annesinin evine, baba annemin evine götürdüm dedi. Şimdi dünkü konuşma ses kaydını Hüsnü'nün bir getirelim ekrana. Ben seyircilerimizden de rica ediyorum. Lütfen çok dikkatli hocam Hasan Bey tamam dinleyelim. Çünkü bana böyle çok yani uydurulmuş mu yoksa gerçekler saklanmış da şimdi mi ortaya dökülüyor gibi bir izlenim yarattı bende. Taşrı'nda Mekre'de barda konuşan kadın yok mu? Kadından sonra... Bu adamın eline düşüyor tamam mı? Onun oğlu buna diyor, sonra dışarı atıyor ki bu yaşlı adam ona sahip çıkıyor tamam mı? Mevki elimizde yani. Kız yaşıyormuş, ablam yaşıyormuş şu an. Taşucu bir de dış tarafında bir tane mekan varmış. Orada ayakırık değnekle geziyormuş benim ablam. Gösterdim fotoğrafını. Evet bu dedi ya. Ölmedi ki kadın dedi. Kim diyor da ölmüş diye dedi ya. Bu kadın benim elimde diyor. Ama size diyor... Şu an hiçbir şey bilgi vermem diyor adam. Nasıl yaşadığını öğrendim.
Benim çok eski burada tanıdığım bir tane sevgilim vardı. Şu an hatta yanımda. Yarın gündüz evvel arasında onun bulunduğu yere misafir gideceğiz. Korkutmadan hani bir onun çalıştığı mekana gitmemiz lazım. Hangi mekan olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi birden Hüsnü ile ilgili bazı şüpheler gündeme getirilince Hüsnü'nün ilk yaptığı şey yayından gitmek oldu. Şimdi de ablasının ki buraya geldiğinde ablamın kesin öldüğünü düşünüyorum diyen Hüsnü. Ama ben ablasının yaşadığını, evet. Birisinin elinde olduğunu, evet. Ve araştırdığını söylüyor. Hayır. 6 senedir de hiç 5 senedir araştırmamış. Hayır, şimdi yani bu Mersin'de yüzlerce mekan yoktur ki bu tarz çalışan. Vardır 5 tane 10 tane bu 5 dakikada çıkar ortaya. Bunun gerçeğe aykırı olduğunu düşünüyorum ve bir takım şeyleri örtmek için söylendiğini. Neden söylenmiş olabilir? Kendisini aklamak için söylenmiş olabilir. Yaşıyor işte, ölmedi ki. Yaşıyor. O zaman bulun, yaşıyorsa ölmediyse o zaman bulun. Şimdi en son Hüsnü'nün gördüğü burada ortaya çıkınca kardeşi söyledi. Biz ortaya çıkarmadık ki, kardeşine söylemiş. İşte erkek ayakkabısıyla geldi, üstü başı işte perişandı vesaire. Bu olduktan sonra şu an yaşadığını söylemiş olması, bunu bize söylemiş olması kesinlikle inandırıcı değil. Neyi gizlediğini öğrenmemizde bunu ortaya çıkarmamız şimdi lazım. Şimdi Hüsnü telefonda ama canlı yayınımız hazırsa ben Murat'a ve Hacı'ya da dönmek istiyorum. Onlar da yayında olsunlar çünkü. Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Hacı merhaba. Murat efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hacı, Murat'cığım, Hacı 02-01 2020 tarihine kadar bu maaşı çekmiş. Doğru mu? Evet, doğru. Hacı ne zaman... 2020 tarihine. Ne zaman trafik kazası geçirmiş Hacı? Hacı, acaba? 2 sene önce. Yani 2020 yılında. Evet. Hangi ay hatırlıyor musun? Yok, onu hatırlamıyorum. Yani yaz, kış. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, yılın ilk yarısı, ikinci yarısı, Ocak, Şubat. Yok, onlar bende yok şu anda. Sende yok. Peki sen 5 ay komada mı kaldın hastanede? Evet. 5 ay ben hastaneyi hiç hatırlamıyorum. Paso yatmışım. Kendinde değildin yani. Evet, beni paso uyutmuşlar. Peki. Yani sen hastaneye bu kazayı geçirip hastaneye yattıktan sonra ben sana kaza tarihini şimdi söylüyorum. Sen kazayı Ocak ayında geçirdin. Ya işte. Ocak ayının işte 3'ünde 5'inde neyse maaş ikisinde bazı maaşlar işte güne göre bölünüyor ya. Sen o kazayı 2 Ocak'la 2 Şubat arasında geçirdin. Çünkü Şubat'ta maaşı çekemedin Hacı. Hastanede uyutluyordun sen o arada. Eğer öyle olmasaydı zaten maaşı çekiyor olacaktı. Sonra da ne oldu? 3 aydan fazla maaş çekilmediği için sigorta o maaşa el koydu, durdurdu. Bloke etti. Çok enteresan bu. Hakikaten çok enteresan. Yani 2017'nin Aralık ayında kaybolan bir kadın... 2018-19 iki sene dolu maaşı çekiyorsun, kadın ortada yok, kadını aramıyorsun çünkü herhalde ne geldiğini biliyorsun başına, ta ki motosiklet kazasında, şimdi tarih bende yok dediğin için söylüyorum, ben biliyorum senin ne zaman kaza geçirdiğini. 2 Ocak'la 2 Şubat arası geçiyor. Bu da çok net bir motivasyon şimdi. Bu ortaya çıkınca ne oldu? Demek ki ben artık terk ediyorum, bırakıyorum, kartlarımı da ver, ben sen maaşımı çekemezsin derse onu kaybedersiniz. Maaşını çekmeye devam edersiniz. Döverken yani, elinde de kalabilir. Evet, ve Hacı'nın motivasyonu neydi diyorduk. İşte evet, bir motivasyon çıktı şimdi ortaya. Ve maaş kaza geçirdiği için 5 ay boyunca o maaş çekmediği için... SGK da buna el koyduğu için, tekrar açılması için de emirinin gitmesi gerektiği için de açtıramadı. Ya da dilekçe vermesi gerektiği için. Dilekçe vermesi gerektiği, onun dışında açılmadı. 3 ay içinde çekilmeyen, hiç hareketi olmayan emekli maaşlarında Sosyal Güvenlik Kurumu o kişinin ölmüş olabileceğini, herhangi bir durum başına gelmiş olabileceğini varsayarak blokaj koyuyor. Eğer siz ortaya çıkıp dilekçe verirseniz geriye dönük onları da alıyorsunuz. Sonrakileri de almaya devam ediyorsunuz. Burada da böyle bir durum var. Murat'cığım çok acayip değil mi bu bilgi? Kesinlikle Serap Hanım, ama şu kısmı hemen söyleyeyim. Soruşturma süreci içerisinde polis tarafından müracaat ediliyor ve SGK'da bu maaşa bloke koyuyor.
Özellikle Döne Hanım'ın müracaatı sonrası ablam kayıp diye 31 Ekim 2018 tarihinde müracaatı sonrası yapılan soruşturma süreci boyunca ki bu uzun bir süreç içi kapsıyor. Ama en son noktada 02.01.2020 tarihinde Hacı son maaş çekimini gerçekleştiriyor. Daha sonraki süreç içerisinde polis müracaat ediyor ve bunun ardından da hesaba bloke konuluyor. Şunu da hemen belirteyim, aslında son bir bilgi. Çünkü biz günlerde burada araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün yeni bir bilgiye ulaşabiliyoruz Emine Çilköse dosyasıyla ilgili. Günlerdir biz 04.12.2017 tarihi üzerinde duruyorduk. Çünkü polis müracaatı vardı ve daha sonra Can Bey alıp getirmişti. Şimdi dün biz burada 13.12.2017 tarihini söyledik. Jandarmaya giderek bir müracaatta bulunuyor ve darp edildiğini söylüyor. Ki ifadesinde vücudunda yaralar olduğuna bakılıyor. Daha sonra vücudundaki yaralar hastane raporuyla eski yara olduğu anlaşılınca dördündeki olayla birleştiriliyor. Buradaki vücudundaki yaralar baz alınarak dördündeki olayla birleştiriliyor. Ama daha sonra Emine Çilköse'nin 23.12.2017 tarihinde, ki bu bilgi son dakika bilgisi olarak verebilirim. Yeni bir bilgiye ulaşan bir bilgi. Bunu belki siz de ilk defa duyacaktınız ama 23.12.2017 günü hastanede, Taşucu bölgesinde hastanede basit ayakta tedavi yöntemiyle bir tedavisi gerçekleşiyor. Aslında şu anda son tarih olarak da bunu verebiliriz. 23.12.2017 evet. 17. Yani son tarih olarak. Peki 23.12 son tarihse hastaneye ne için geldi dedim Muratçığım? Bir daha tekrarlar mısın? Basit ayakta tedavi için hastaneye müracaat ediyor. Bir rahatsızlık belirtilmemiş. Hastanede bir rahatsızlık belirtilmemiş ama bir iğne olmuş olabilir de farklı bir şekilde tıbbi basit bir müdahale için hastaneye gidiyor ama hastane kaydı 23.12.2017 tarihinde var ve son olarak bundan sonra kesinlikle hiçbir şekilde bir hareketliliği yok. O bölgede, yine Taşucu bölgesinde, yine Hüseyin'in olduğu bölge, yine sürekli kaçıp gittiği bir bölge ve bu bölgede en son 23.12.2017 tarihinden sonra da hiçbir şekilde kendisiyle irtibat kurulamıyor. Resmi olarak, yani resmi olarak bir girişi yok. Şimdi 13 Aralık 2017'de ben işte gasp edildim diye gidiyor. Darp edildim diye gidiyor. Ama darp edilmemiş, gasp edilmiş de olabilir yani. Evet. Vücudundaki yaralar bir önceki darp olayına bağlı olabilir. Ama gerçekten de gasp edilmiş olabilir. Elinden bir şey alıp kaçmışlardır yine çantasını. Tabii. Gasp edildim diye gitmiş zaten. Veyahut da şimdi dördünde şikayetçi oldu ya. Bakın, tek derdi şu o kartın kapatılması. Beceremiyor kadın yani, belki de bilmiyor. O kartın kapatılması için, polisin işlem yapması için gidiyor bu kadın. 13'ünde gidip uydurmuş da olabilir yani, ikinci ihtimalde. Kartımı kapatın da demiş olabilir ama polisin böyle bir yetkisi olmadığı için ifadesini alıp serbest de bırakmış zaten olabilir. Kart Emine Hanım'da değil ki. Değil, değil. Hacı'da. Hacı ocağın ikisine kadar zaten çekiyor, doğru mu Murat? Doğru Serap Hanım, ocağın ikisine kadar, 2020 tarihine kadar çekiyor ama şu ayrıntıyı da hemen ben belirtmek istiyorum. Sadece kart değil, kimlikleri de Hacı Bey'de Emine Hanım'ın. Çünkü bir jandarma kontrol noktasında Emine Hanım GBT'ye giriyor ve GBT'de kimliği olmadığı ortaya çıkıyor ve kimliğinin Hacı'da olduğunu beyan ediyor. Jandarma kontrol noktasında yine Taşucu bölgesinde jandarma, ki bu aslında 2017 Aralık ayından çok önce olan, yani birkaç ay önce olan bir olay. GBT sorgusunda kimliği yok. Kimliğin nerede sorusuna ise Hacı'da olduğunu beyan ediyor. Şimdi 23 Aralık 2017, 13 Aralık 2017, 23 Aralık 2017. En az 10 gündür Mersin'de. Onun birkaç gün öncesi de olduğunu varsayalım. Yani en az 15 gündür Mersin'de, Hüsne de Mersin'de ve hiçbir şekilde diyor bana gelmedi diyor Murat. Ama şimdi diyor ki, İzledinse yaşıyormuş benim ablam meğerse diyor. Evet, yaşadığını, evet. Şimdi, yaşadığını söylüyor. İlginç bir şekilde dün akşam yaşadığı ortaya çıktı. Ve sürekli yaşadığına yönelik bilgiler atmaya başladı. Yaşıyor, nerede yaşadığını falan da söylüyor. Bazı noktalar da söylüyor ama çok ilginçtir. Önce yayından gitti. Daha sonra dün yine onunla ilgili konuşulmaya başladığı andan itibaren de bir anda yaşadığı ortaya çıktı. Serap Hanım, şunu da hemen belirtmek istiyorum. Belki izleyicilerimiz için de dikkatini çekeriz. Biz Emine Çilköse diyoruz ama Mersin bölgesinde Ayşegül olarak bilinen biri. Hatta hemşire
Ayşegül olarak biliniyor. Ama o bölgede hemşire Ayşegül diye yine mekanlarda çalışan başka bir hanımefendi daha var. Karıştırılmaması için özellikle vurgulamak istiyorum. Maraşlı diye de bazı noktalarda anılabiliyormuş ama Ayşegül olarak daha çok insanlar biliyor. Emin olarak değil. Peki bunu da yani insanlar göz ardı etmesinler. Ama hacı hakikaten enteresan bir tipsin sen. Ya 2020 yılına kadar kadının maaşını çekiyorsun. Kartı, kimliği, her şeyi sende. Ve diyorsun ki ben ne kartını, o benimle beraberken çektim diyorsun. Kadın iki sene yok. Sen maaşını çekiyorsun kimliği, hacı. Kimliği bende kesinlikle olmadı. Kimliği hep kendindeydi. Sende zaten hiçbir şey yok. Kimliği yok, şu yok, bu yok, kıyafeti ya, yok. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adamsın? Kimliği aşağıda evde dururdu. Hiç ben kimliğini maaşa daha gelince, para gelince değilim. Çekmesini biliyorsun, yemesini biliyorsun. Nasıl bir adamsın? Nasıl bir adamsın sen? Sana. Benim parayla pulla da işim yok ya. 3 aydan 3 aya parayı ben çekmedim ya. Hacı. Ben çekmedim yıllardan beri. Ben çekmedim ha. Ya hacı, Canturaman çekmedi. Sen çektin ha. Kayıtlarda senin çektiğin var. 2020 yılının 2 Ocağı'nda bile çekiyorsun. Tamam, hala doğru, ben çekmedim. Doğru. E doğruysa kadın doğruyu söyle bari. 2 senedir kayıp sen kadının. Kimliği yok. Kimliği bende hiç olmadı. Tamam, kimliğini kimlik, bıraktık kimlik. Bir tarafa ama maaşı 2 yıldır ortada olmayan kadının maaşını kadını merak etmeden çekemezsin. Dersin ki ben bunu çekersem yarın gelir bana hesap sorar. Ancak öldüğünü biliyorsan çekersin. Cesedi bulunamadıysa çekersin. Kendi buradayken tamam günü geldim ben çekiyordum. Kendi buradaydı ama. Değildi. Değildi. 2017 zaman yılının Aralık ayının 23'ünden itibaren Emine Çilköse ne senin yanındaydı ne ailesinin yanındaydı. Şimdi Hüsne. Hüsne merhaba. İyi günler abla. İyi günler. Hüsne birdenbire nasıl aydınlandın da ablanı nerede hayır, arayacağını. Aydınlanma değil ablacığım. Ben Silivke'de eski bir mekana gittim çalışmaya. Hani eskiden daha önce çalıştığım bir mekanı çok eski bir mekancı. Dedi ki taş yüzünde dedi bir bayan vardı onun yanında çok çalışmış. 30 seneye yakın tanıyormuş ablamı. Bir gideyim dedim. Çıktım taksi tuttum oradan taş yüzüne geçtim. Hatta Murat'la da biz görüştük. Ablanın yanına geçtim. Ablayla Murat'ı görüştürdüm ben. Abla gereken her şeyi anlattı zaten. Ama Zigüz öldüğüne de inanmıyoruz dedi. Niye dedi? En son benim yanıma geldi zaten dedi. Orada yanında. Kaç sene benim önce? Yedim. Parası varmış, parası da yokmuş. Sonra bir tane Mehmet diye biri varmış. Hezek diye geçiyormuş ismi. Lakabı öyleymiş yani. Ne diye onun geçiyormuş? Onun Volkan diye bir oğlu varmış. Menajer. Taşın çıkışında, kadın anlattı bana. Taşın çıkışında atıyorlar. Onu söyledi. Kadını söylediğini ben söylüyorum sadece. Kadın bunu nereden biliyor? Kadını eskiden çalışmış onun yanında. Hayır yani Emine Hanım'ın 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını. Çocuk söylemiş. İçmiş gelmiş mekanına. Emine'den şeyimi aldım demiş. Ahtımı aldım demiş. Dördünde yolu kenarında attım demiş. O zaman öldü de attılar öyle mi yani? Bilmiyorum abla. Bir de denizde bir tane ceset çıkıyor. Kolunda dövmesi olan. O da delisiz bir yani simsiyah olmuş vücutu. Şu an bir tane mekanda bir bilgi aldım. Çıkışta bir tane yer var. Bir de şu an Silivke'de bir yer var. Senin ablan yaşıyor dedi bana. Adamla dün görüştük biz. Hatta Murat'a da resmini attım adamı. Dedi ki ablan yaşıyor dedi. Sen akşam 7 gibi götüreceğiz mekanlarda. Ya Hanım ablanız yaşıyor dedi. Sizin de üstünüzde böyle şüpheler var. İnsan atlayıp gidip bakmaz mı? Kaç mekan var ki? Ben de araştırıyorum burada. Ne alakalı bizden ya? Hani yani abla, niye abla, şimdi ya, kol kola ablanızla ekrana çıkmanız lazım tamam, bu bilgiyi aldıktan sonra. Ben de arıyorum sonra işte bu tarafta. Bildiğim yerlere gidiyorum. Benden ne alakası var ya? Ben, ay yeterim ha. Peki siz... Tamam ben de araştırıyorum. Cebimde kuruş param yok. Mekancıların hepsini geziyorum. Kadın başıma. Hayır bu dedi yani takıldığı mekanı söylemiş birisi. Abla, ben de çıkıp gitse daha bugün gitsen o mekana. Tamam bir dinler misin? Bugün ya, hemen programdan önce gitmeliydin mesela oraya. Ben de onun takıldığı mekanlara gidiyorum şu an. Ben onun çalışmadığım mekanlara gidiyorum. Görüşmeye gidiyorum yani. Ben çalışacağım amaçla gidiyorum. Bakıyorum mekanlara. Mekanlarda yani yok. Bu adam size şunu mu söyledi? Evet şu an bile yaşıyor muymuş evet, onu mu söyledi? Evet şu an yaşıyormuş. Mekan çalıştırmış kadın. Ayağı toparlıyor. Sağ taraflı ayağı toparlıyor. Değnekle geziyormuş. Kolu da iyileşmiş. Peki Hüsne, evet. Bir şey soracağım.
Dönesiz kaç zaman, kaç haftadır buradasınız? Bir ay oldu mu? Ben bir ay oldu tam. Bir aydır. Yani yer yerinden oynadı. Bütün Türkiye, evet. Emine'nin başına ne geldiğini kanka, merak ediyor. Biz de merak ediyoruz. Keşke bulunsa. İşimi gücüm bırakın Meyya. Hüsnü Bey, müsaade edecek misin? Yani mekan sahipleri ya da mekanda çalışan kadınların bile ilgisini çekecek bir konu bu. Özellikle evet, tabii ki ya. Ben şimdi o bölgede. Işte, akşam saat 7 gibi gideceğim. Tamam. Adamla da görüştüm. Bir şey söyleyeceğim Hüsnü. O mu değil mi? Bakacağım işte. Hüsnü müsaade et. Yani tamam. Bir aydır hiç kimse bizi arayıp da bu kadın yaşıyor buyurun fotoğraf diye nasıl atmadı? Ben bunu... Adam değil, benim haberim yok diyor. Adam diyor. Ben şu anda benim evimde kalıyor diyor adam. Ya yalan söylüyorlar. Dakika diyor. Önemli bir bilgi. Gitsin bakalım. Yani akşam. Bu önemli. Çok akşam gideceğim zaten. Akşam 7'de geliyormuş. Mekanı 7.30 gibi geliyormuş. Yani ablanın kolu hani kırılmıştı falan. Şimdi iyileşti diyor. Tabii 4 senede iyileşmiştir evet, elbette. Evet, kolu iyileşmiş ama ayağı sakatmış. İnekle geziyormuş hala. Peki o zaman ayağı bacağı hani kırıldı ya bu motosikletten evet. Düştü diyor hacı. Tarif ettiği kadın resmini de gösterdim. Şeyde de adama gösterdim ama yaşıyordu. Saçını da siyah boyatmış dedi. Çalışıyoruz dedi. Allah ya. Allah. Evet. Saçını siyah boyatmış. Kimliksiz nasıl yaşıyor? Bir şey söyleyeceğim. Evet. O zaman bu ayağındaki yaralanma sebebiyle platin falan takılmış. Evet. O zaman da aksıyor muydu ayağı? Tam düzelmemiş evet, miydi? Evet. Toparlı zaten. Annem gider götürdüm de toparlıyordu zaten. Ha. Peki böyle bir yardım için baston falan kullanıyor muydu? Baston falan kullanıyormuş. Şu an kullanıyormuş. Yine kullanıyormuş. Baston yani değnek elinde. Şöyle bir şey var tabii. Yaşı da ilerledi. Kilosu arttı. Evet. 58, 59 yaşlarında. Kilosu arttıysa, alkol var, gece hayatı. Biraz evet, o yaralar ne bileyim sonradan tekrar o kırık azmıştır bir şey. Onu bilemem. Ama şu anda bu yani bu flash haber inanılmaz bir şey yani. Bir de bu volkandan da şüpheleniyor. Kardeşin iki tanesi cezaevine girmiş zaten. Bu taş şu taraf. Evet. Onu da araştırdım. Şimdi yarın bugün kapalı o taraf. Taş peşinme günleri kapattığı için gidemedim bugün. Bugün sadece Silifke'ye gideceğim ben oraya görüşeyim. Murat da gelecek herhalde akşam herhalde. Gelsin bir beraber gidelim. Çünkü Hüsnü eğer gerçekten hani insan insana benzer o fotoğraftaki kadın ablan değilse o zaman diğer tarafta saldırıya uğradığı ve atıldığı tarafta aramak lazım. O zaman da kadını belki de ellerinde kaldı, öldürdüler. Orada bir yere de gömdüler o zaman. Hani mesela diyorlar ya, mesela ben taşında çalışasıymışım ya. Kadın evet. 30 senelik mekancı. Kadın beni daha ilk defa dün görüyor. Sen diyor ablam senin ablan mı o dedi bana. Evet senin ablan Nazlı. Bayağı bir konuşma yaptı çünkü bayağı bir bilgisi var kadının. Şimdi yarın da oraya gideceğiz. Kadın programı izlemiş mi bu? İzlemiş ablam. Peki izlemiş ama bizi arayıp da bu kadın bende çalıştı. İşte bende ameliyat olmuş. Kaza mı geçirmiş kadın? Daha yeni hastanede çıkmış. Onun telefonla niye bildirmemiş o zaman yanında? Hastanede çıkmış. Kadın ameliyatta tarafı dikişti. Madem yaşıyormuş da akşam telefonla niye açmamış yani? Akşam bir bakalım yani enteresan bir bilgi bu. Peki Murat'a bir dönmek istiyorum tekrar. Tamam. Murat'cığım çok acayip bir bilgi bu. Eğer gerçekten yani benzetme yoksa. Şimdi kolu iyileşti demiş. Bu belirleyici bir özellik. Bacağı biraz aksıyor demiş. Bastonla yürüyor. Biliyoruz ki bayağı ciddi bir kırık geçirdi. Bacağına platin takıldı. İlerleyen zamanda iyi bakılmadıysa vesaire belki yeniden sızısı ağrısı oluyordur olabilir. Bacağında. Değil mi hocam? Olabilir. Olabilir. Yani bu durumda siz şimdi bugün Hüsnü ile bu tarif edilen yere mi gideceksiniz Murat? Ben gideceğim yürüyüşünde. Evet. Saat 7 gibi çıkacağım. Hüsnü Hanım'la yayından sonra biz hemen hızlı bir şekilde Mersin Taşucu bölgesine geçeceğiz Adana'dan. Orada onun söylediği yerlerde bir çalışma yapacağız. Bakalım gerçekten dediği doğru mu? Ki ona bilgi veren kişilerle de görüşeceğim ben özellikle. Yani bu bilgileri teyit ederek, yerinde görerek ve doğruluğunu ispatlayarak bir şekilde bu çalışmaları yapacağız. Umuyoruz ki doğrudur. Umuyoruz ki bir oyun yoktur. Umuyoruz ki gerçekler var orada. İnşallah Hüsnü Hanım'ın dediği gibi yaşıyordur. Gidip bakacağız. Çünkü iki ayrı hikaye var burada. Bir tanesi 2-3 kişi tarafından saldırıya ve tecavüze uğradığı ve bir yere atıldığı. Ölü mü atıldı, sağ mı atıldı? İkincisi de yaşıyor. Belki gerçekten o saldırıdan sağ kurtuldu ve ondan sonra da belki bacağı falan daha çok ona sıkıntı vermeye başladı. Ama şöyle de bir soru geliyor tabii aklıma. Bu kadıncağız peki onca zamandır maaşını çekmek için hiçbir girişimde bulunmadı mı? Tabii. Gidip maaşının bloke konduğunu görüp oradakiler, görevliler onu yönlendirirdi. Tabii. Ama hiç maaşta da bir hareket yok. Tabii. Yani yaşıyorsa
bunun da olması gerekirdi. O yüzden tam bilemedim. Hayır, şimdi. Hayır, bir de bu kadın anlatılanlar doğruysa alkolik, yani bir madde bağımlısı aslında, alkol bağımlısı. O alkolü ele geçirmek için her şeyi yapar. Yani şimdi böyle bir hakkı varken, hazır alkol için bir para geliyorken onu almaması mümkün değil ortalığı yıkmaması. Hadi kimliksiz gezilmez yani. Yaşıyorsa kimlikli olması gerekiyor değil mi? Kimliği yok kadın, nasıl yani? Bir de zaten öyle bir müracaatı olmuş olsaydı emniyet de bunu görürdü zaten. Yani kimlik başvurusunda bulunmuş, bankamatik kartını çıkartmaya çalışmış diye söylerdi. Ya da iyice bu kadın meczup mu oldu yani? Ne bileyim. Hocam çünkü şeylerde filan yatıyormuş. Parklarda, banklarda. Filmlerde olan bir şey. Yani normal hayatta total amnezi, tüm geçmişin silinmesi falan, onlar çok ender. Yani her biri literatüre girer. O kadar az vakka var. Ya da hiç izin bulunmasın, kimse peşime düşmesin diye öyle bir durum. Hacı'ya bir soralım bakalım. Yaşama, çünkü Hacı hep şey diyor ya, kim öldürdüyse cezasını çeksin. Hacı öldü mü Emine Hanım? Vallahi benim numaram bile aynı yani, beni hiç aramadı da sormadı da. Yani sen onu sormuyor, onu öldü mü diye soruyor. Öldü mü ölmedi mi diye soruyor. Lafları düzgün anla. Kulağını aç da dinle, kulağını aç da dinle biraz. İnşallah yaşıyordur. Beni hiç aradın mı? İnşallah yaşasın da sen de bu şeyden kurtul. O dönem çok aradım, ulaşılmıyor. Gittiği dönem ben aradım, bir hafta aradım, ulaşılmıyor. Hani hiç aramamıştın? Telefonla aramış. Gittiği dönem, pardon. Gittiği. Bu tabii. Telefon trafiğinde de var Serap Hanım. Evet. Hacı Bey'in tabii söylediği bu kısımda var telefon bitti, trafiğinde. Para bitti, şey kesildi. Normaldir yani. Yani bu kadın bir ara gittiğinde ne şekilde bilmiyoruz ama kartını, maaş kartını ele geçiriyor. Öyle gidiyor Mersin'e. Ve orada, o zaman da zaten saldırıya uğruyor. Dayak yiyor. Feci şekilde dövülüyor. Gasp ediliyor. İşte o zaman biz bir bankanın bankamatik güvenlik kamerasında maaşı çeken iki kişiyi, kapüşonlu iki kişiyi görüyoruz. Bunlardan bir tanesinin Hacı olduğunu teyit ediyoruz. Doğru mu Murat? Doğru. Farklı tarihlerde tek başına Hacı Bey'in de çektiği görüntüler var. Evet. Farklı tarihlerde, ki en son o 02.01.2020 dediğimiz tarihte Hacı Bey tek başına geliyor. Parayı çekip gidiyor. Bu görüntülerde tek başına gelip gidiyor. Ama bu bir buçuk yıllık süreç boyunca farklı farklı tarihlerde maaş zamanı gelip maaşı çekiyor. Özellikle de o darp edildiği, hani evet, gerçekten ölesiye evet, dövüldüğü dönemde o gece vakti tanınmamak için kapüşonla çeken kişilerden biri Hacı olduğu düşünülecek olursa, Emine Hanım belki de ilk defa maaş kartını ele geçirip öyle kaçmıştı. Ama ona fırsat verilmedi. Dövülerek elinden çantası alındı. Aslında telefonu falan yanındaydı. Şeyi alındı, maaş kartı alındı. Ama o gecenin birinde alkollü kafayla sözde Hacı'yı korumak için çok farklı teşhislerde bulundu. Bir insanın normal kafayla bile o saatte bir de saldırıya uğramışsınız. O travma ve korkuyla onun kaşını, gözünü, boyunu, saçını, göz rengine kadar tarif etmeniz mümkün mü hocam? Yalan. Çok değil. Çok mümkün değil yani. Gece görüş şeyiniz olması lazım, kameranız falan olması lazım. Dolayısıyla biz o günde Hacı'yı koruduğunu, ama Hacı sen de o gün o darp olayının içinde olma ihtimalini düşünüyoruz seninle ilgili. Tabii o sizin göreviniz ama benim darpla, şunla, bununla, kapkaçla benim uzaktan yakına alakam olamaz. Senin hiçbir şeyle alakan yok. Maaşla alakan yok, avratla alakan yok, parasını yediğin öylesine. Hiçbir şeyle alakan yok senin Hacı. Kedi tüyünü maaş, merak eder ya, kedini merak eder insan üç ya. Üç aydan, üç aya babasının aynına. Hiç Allah'tan da mı korkmuyorsun sen ya? Allah'tan korkmuyor, vicdan yanında yok mu sende? Maaş çekerken sürekli yanında mıydı? Evet. O zaman 02... 01.2020 tarihinde de orada mıydı? Yok işte, her çektiğimde yanımdaydı ama en son 0 madde durmuyordu, köşede duruyordu. Tamam, 02.01.2020 tarihinde de orada mıydı? Yani resmi bilgilere göre olmaması gerekiyor. Yok. Yok, kaçtıktan sonra yok yani, maaşta bile. Sonra sen tek çektin. Kaçtıktan sonra sen tek mi çektin? Yok, ben de ayrılamadım.
Ben evlenmedim. Ama 2020'ye kadar çekmişsin ama. Kendi buradayken çekiyordum. O zaman 2020'de onun orada olması gerekiyor. Maaş çekerken senin yanında olması gerekiyor. Ya o köşede duruyordu, şey yapmıyordu. Sen al diyordu. Bana bir pantolon alırız, bir şey alırız diyordu. Tamam diyordum. Aslında Hacı Bey burada doğruyu tam da söylemiyor. Söylemiyor, hayır. 2020 evet, yılında yanında yoktu. Yoktu. Evet, yanında yoktu. Dediğimiz gibi 23 Aralık 2017'den sonrası yok. Peki Murat'cığım, teşekkür ederim. Şimdi şeyi heyecanla bekleyeceğiz bugün. Gideceğiniz evet. Emine Çilköse'nin yaşadığı iddia edilen ve orada bulunduğu iddia edilen kadına gidecekler. Bakalım gerçekten o kişi Emine Çilköse mi? Efendim bugün de veda vaktimiz geldi. Özellikle Emine Çilköse dosyasıyla ilgili yarın heyecanlı dakikalar zannediyorum bizleri bekliyor. Yarın saat 13'te Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Allah'a ısmarladık.